Oha. Çok iyi. Evet, yerimize geçelim. Yayına giriyoruz. Yayına son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet, haftanın Trend Topic programına hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta süpermarkette fırtına gibi esen, storylerde, hashtaglerde, YouTube yayınlarında defalarca kere gördüğümüz yırtıcı performansıyla yükselen konularda en uzun süre ilk sırayı kimselere bırakmayan hashtag eline sağlık Umut. Evet, hepimiz merakla o videonun hikayesini bekliyoruz. Buyurun. Sahne sizin. Bu ışık biraz fazla değil mi? Ben göremiyorum da. Eyvallah. Ben sizinle hakkında konuşmak istiyorum. Yaşamak çok zor değil mi? Yani hayata devam etmek falan. Yani bir sürü insan var. Dar alanda bir sürü insanız. Evler iç içe, otobüsler iç içe, aileler filan hep iç içe. Yani bir yere içmeye gidiyorsun, mekanlar iç içe. Ben oksijen filan alabildiğimizi sanmıyorum. Yani ben nefes veriyorum ve yanımdaki onu içine çekiyor. O nefes veriyor ve ben onu içime çekiyorum. Ve böyle yaşayıp gidiyoruz, öyle değil mi? Tamam. Ben geçen hafta süpermarkete gittim. Yani malum her yer kapanacak filan dediler. Birinci markete gittim. Aileler. Ben normalde pazar günleri hayatta markete filan gitmem ama mecbur geziyorum markete. De. Tuvalet kağıdı reyonu boş, tampon reyonu boş, hijyenik petler bitmiş, selpak reyonu boş, kağıt havlu reyonu boş, konserve reyonu boş, makarna reyonu boş. Acı neren heyecan o kadar ya. İkinci süpermarket. Hop, yine aileler. Organize çalışıyorlar. Çocuklar çikolataları, kadınlar ya da adamlar tuvalet kağıtlarını boşaltıyor. Ben ne yapacağım? Ben yani bir başımayım, tek başımayım. Aileler sarmış her yerimi, nefes alamıyorum, adım atamıyorum. Sonra birden beynimde babamın pazar alışverişlerine giderken çaldığı müzik başlıyor. Bahar beklen, kumrular gibi. Sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerim havada, gözlerim yolda. Bir tanrıyı, bir de beni, sakın unutma. Tamam. Üçüncü süpermarket. Ailelerce. Dedelerle babaanneleri de çağırmışlar desteğe. Ha düğüne gitmişsin, ha pazar günü markete. Aynı coşku, aynı heyecan. Birinci alanaya geçmem kolay oldu. Sebze reyonunda mandalina satışları başlamıştır. Anonsunu duyar duymaz hop bizim anane sepetiyle uçuşa geçti. Ben fırsattan istifade dedenin sağ omzuna dokundum. O soluna dönene kadar solundan açılan boşluktan süzüldüm ve işte. Temizlik reyonundayım. Tamponlara 50 metre. Alacağım çıkacağım. Bir çift. Tuvalet kağıtlarının önünde. Çinsette. Geçiş yok. Bakıyorlar. Her bir markanın paketini kitap gibi okuyorlar. Bekledim. Bekledim. Amin bekledim. Çekilir misiniz? Diyebilirdim belki onlara ama sonra içime bir korku geldi. Hani böyle dışarı çıkarsın, böyle aniden bir rüzgar eser, böyle ceketinin önünü iliklemeye çalışırsın da o bir türlü olmaz işte öyle bir...
Kalbim balon gibi şişmeye başladı. Şimdi bana onlara çekilir misiniz diyeceğim. Onlar yani, onlar da bana bir karı ve bir koca olarak dönüp bana diyecekler ki bekle kız kurusu. I don't know what this is. Impressive. Ooh, that's kind of small. Yikes. This feels a lot like hell. At last, I'm surrounded by people who get me. That's quite big. Impressive. Ooh, that's kind of small. Yikes. That's quite big. Impressive. I don't know what this is, but it's kind of hot. That's quite big. Impressive. Ooh, that's kind of small. Bekle kız kurusu. 120 punto kalın italik süpermarketin koridorlarında yankılanacak. Bekle kız kurusu. Sonra ben ne yaparım? Mahalle marketlerinin koridorları uzun. Tavanları yerden açık. Aynı benim kalbim. 500 metre. Yukarı tırmandım. Tam anlamıyla ormandayım. Milli parkı geçtim. Şu an yasak burada olmam. Huzur. Ondan sonra şöyle ne kadar yukarıda olduğumu göstermek için. Şöyle niye elimle böyle yapmıyorsam. Ama tam gözükmüyor. Her an karşıma bir ayı çıkabilir. Böyle. Gibi. Seslerin yankısı büyük, dev gibi. Orada öyle beklemeye devam ettim. Kalbim iyice şişip göğüs kafesime dayandığında ve deterjan kokusu burnumu yakmaya başladığında ve aile boyu yumuşatıcının gülümseyen beş ayısıyla göz göze geldiğimde kilitlendim, kaldım. Evet, kaldım. Kaldım, onlar orada hala dikiliyor. Tuvalet kağıtlarının içeriğini, kaç kat olduğunu, çocukların poposuna alerji yapar mı yapmaz mı onu konuşuyorlar. Sonra adam döndü kadına, onu da sen düşün. Çocukların poposundan Allah senin bir türlü belanı versin. Evet, aynen öyle. Allah senin bir türlü belanı versin deyip elime geçirdiğim yumuşatıcı şişesini kafasından aşağı geçirdim. Ne hep geçirdim? Geçirdim. Adam kremalı pastaya benzemeye başladı. Karısı çığlık atmaya başladı. Hemen alt tarafta çikolata reyonundaki çocuklar ağlamaya başladı. Yanlarında da bir kızcağız var, bana gülüyor. Ben de ona gülüyorum. Sonra döndüm. Ablacığım!
That's quite big. Impressive. It's time to stop. It's time to stop, okay? No more. Where the fuck are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Child Protective Services. It's time to stop. Yerden 500 metre yukarı tırmandım. Tam anlamıyla ormandayım. Milli parkı geçtim. Şu an yasak burada olmam. Kan çekiyor. Huzur. Ondan sonra şöyle ne kadar yukarıda olduğumu göstermek için. Şöyle, niye elimle böyle yapmıyorsam. Ama tam gözükmüyor. Her an karşıma bir ayı çıkabilir. Böyle. Mükemmel bir yer. Nasıl ineceğim çok merak ediyorum. İnşallah inebilirim. Sopam var. Bu şekil. Görüşürüz. Bağır. Başka türlü bu huya nasıl dayanılır? En böyle deyince biri açmış kamerayı, sonra ardı ardına kameralar açılmaya başladı. Böyle kalabalık artmaya başladı. Kızçayla göz göze geldik, bana gülümsüyor. İnsanlar alkışlamaya başladılar, onlar alkışlıyor. Ben elimde yumuşatıcı şişesini bir kupa edasıyla sallamaya başladım. Ben sallıyorum, onlar alkışlıyor, kız çıkıyor. Babam baktım işte bir geçiyor, yorumdan çıkmaya başladık. Kaçtım. Evet, kaçtım. Kaçtım yani. Bizim mahallenin tiyatrosunda aldım soluğu. Sonra dedim ya, Umut dedim ya kendi sonra kendime. Sen bu tampon mampon işlerini halledersin de. Bu işlerini halleder. Ya bu tiyatrolar kapanırsa? İşlerini halleder. Ya bu tiyatrolar kapanırsa? Ben böyle deyince biri açmış kamerayı, sonra ardı ardına kameralar açılmaya başladı. Böyle kalabalık artmaya başladı. Kızçayla göz göze geldik, bana gülümsüyor. İnsanlar alkışlamaya başladılar, onlar alkışlıyor. Ben elimde yumuşatıcı şişesini bir kupa edasıyla sallamaya başladım. Ben sallıyorum, onlar alkışlıyor, kız çıkıyor. Babam baktım işte bir geçiyorum. We'll be right back.
Bir dakika. Bana bu her şeyin en berbat olduğu günü bir anlatabilir misin? Anlatıyorum işte şu an ben ne yapıyorum? Maç günü. Ne kadar tutuluyor? Ben de işte onlar ne kadar? Ne kadar anlatırsan anlat ikna olmayacakmışım gibi geliyor. O ne demek ya gibi geliyor? Ya baya öyle işte. Tamam da gibi geliyor ne demek? Ya ben öyle hissediyorum işte. Allah Allah ya vahiy inermiş gibi hissediyorum da ikna olman sana bağlı değil mi gibi geliyor ne demek? Ya bu anlattıklarının bugün şu anda burada olmamızla ne ilgisi olabilir ki? Bitirdin mi ben hikayemi? Ne anlattım ki ben? Bitirmeme izin vermiyorsun, araya giriyorsun saçma sapan sonra yani bana öyleymiş gibi geliyor. Ay taktın ha şu gibi geliyor ya. Aynen öyle takmışım gibi de geliyor evet. Tamam. Tamammış gibi geliyor. Sana bir hikaye anlatayım mı? Anlat. Anlat. Demekle olmaz. Sana bir hikaye anlatayım mı? Siktir tamam girme hiç oraya. Tamam girme hiç oraya demekle olmaz. Sana bir hikaye anlatayım mı? Tamam dedim niye uzatıyorsun ki? Tamam dedim niye uzatıyorsun ki? Demekle olmaz. Sana bir hikaye anlatayım mı? Nasıl oluyormuş? Aynı şey mi? Aynı şey. Aynı şey. Aynı şey mi? Aynı şey. Tamam girme hiç oraya demekle olmaz. Sana bir hikaye anlatayım mı? Tamam dedim niye uzatıyorsun ki? Tamam dedim niye uzatıyorsun ki? Demekle olmaz. Sana bir hikaye anlatayım mı? Nasıl oluyormuş? Aynı şey mi? Aynı şey. İyi tamam. Tamam. Hamit kaleye baktı. Hamit vurdu gol! Süpersin Hamit Bülüksün. Anlatırım ama bölmeyeceksin. Tamam hadi anlat. Hatta ben sesimi sessize alıyorum. Tamam sen böyle rahat rahat anlatırsın. Hıyara bak ya. Kendi kendine konuşuyor. Acaba şu an sesini kapattıktan sonra konuşmaya tamam, ne yapmaya çalışıyorsun? Yani ne hadi. Anlayabilirim şu an? Ne bitti? Tıp ama o zaman tıp. Anlatacağım ama tıp. Anlatıyorum. Mabede veda. İnönü'deki son maç tamam mı? Acayip inanılmaz bir gün. Heyecan dorukta falan böyle. Yeğenim de tutturmuş dayı ne olur beni de götür. Böyle paçalarıma yapışıyor çekiyor dayı diye. Ben de işte başımdan sanmak için tamam dedim ama annenden izin almamız lazım deyip ablamı aradım. İşte durumu anlattım muhtemelen kemküm eder yok der diye falan planlıyorum. Tamam dedi. Olur dedi hatta çocuğa dedi kokoreç yedir ama evin oradakinde yedirme. Çarşının orada yedir falan diye baya kilitledi çocuğu bana. Ben de ne yapayım tamam dedim. İşte yeğeni giydirdim ben giyindim böyle atkılarımız formalarımız tam takım hazırlandık çıktık dışarı. Önce bir şairlere götürdüm bunu. Acayip kalabalık bir ortam tamam mı? At iğneyi yere düşmez. Bağırışlar, çağrışlar, tezahüratlar. Gün doğdu hep uyandık statlara dayandık. Gün doğdu hep uyandık statlara dayandık. İşte ya biralar böyle şaraplar gırla akıyor. Ben de acık böyle çaktırmadan pizlendim. Bizim yeğen de işte kokudan sarhoş olmasın diye aldım bunu. Gittim oradan çarşıya indirdim. Güzelce böyle bir kokoreçimizi yedik, karnımızı doyurduk. Oradan da böyle işte stada doğru yürümeye başladık. O ağaçlıklı yoldan. Bu arada bence İstanbul'daki en güzel yol. O Dolmabahçe'nin oradaki ağaçlıklı yol var ya. Neyse işte stada doğru yürüyoruz. Böyle bir garip ortam. Stada doğru yaklaştıkça da bir bağırış,
çağırış, ıslık sesleri falan. Ama tezahürat değil. Ben ne olduğunu anlamaya çalışıyorum böyle. Bir anda birkaç el silah sesi. Bir kaos ortamı. İnsanlar böyle üstümüze doğru koşmaya başladılar. Yapıştım, tamam mı, yeğenin eline böyle. Sıkı sıkı tuttum. Hatta o bayağı sıkmışım. Çocuğun elini mor etmişim böyle, eve dönünce falan fark ettik. İşte çektim yeğeni kendime. Böyle kendimde siper ettim ona. Kalabalığın arasından sıyrılmaya, kurtulmaya çalışıyoruz. O sırada biber gazları yağmaya başladı. Bayağı öyle. Ben ağlıyorum. Yeğen ağlıyor. Herkes ağlıyor. Her yer sis içinde. İşte taraftarların arasında biri havaya ateş açmış işte. Sonra ortalık karışmış. Polis olaya müdahil olmuş. Biber gazı atmış falan. O gün maça da gidemedik. Yani bence her şey o günden sonra boka sarmaya başladı. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bir şey demeyecek misin? Ay pardon, ben devam ediyorsun sandım. Yo, bitti işte. Bu kadar yani. Yani ne diyeyim bilemedim. Ne diyeceksin işte, yani her şey o günden sonra boka sarmaya başladı. Hatta Mert'in doğum günüydü o gün ama tarihi hatırlamıyorum tam. İyi de ona bakarsan o güne kadar da bir sürü şey oldu. Ya bana göre öyle işte. İnanmıyorsan yaz Google'a Gençler Birliği Beşiktaş maçı çıkan olaylar Mayıs 2013 diye arat. Ya inanıyorum, neden inanmayayım da, yani bana göre de öyle değil işte. Ay ne of. İşine gelmeyen bir şey olunca hemen of. İyi tamam. Tamam. Ya böyle mi yapacağız hep? Tamam, bir şey yapmıyorum, oflamıyorum işte. Ay yok iyi tamam, ben sana hiçbir şey anlatmıyorum tamam. Hiçbir şey anlatmıyorum ben sana. Ya tamam anlat. Oo! Bir de müzik açtım. Geliyor mu sesim şu an? Bak, her şey ne zamandan sonra boka sarmaya başladı dinliyorum. Anlat. Ya tamam anlat. Ya tamam. Yapmıyorum, oflamıyorum işte. Ay, ya böyle mi yapacağız hep? Tamam. İyi tamam. İşine gelmeyen bir şey olunca... İnanıyorum. Neden inanmayayım da? Beşiktaş maçı çıkan olaylar Mayıs 2013 diye arat. Ya inanıyorum. Neden inanmayayım da? Yani bana göre de öyle değil işte. Ay ne of. İşine gelmeyen bir şey olunca hemen of. İyi tamam. Tamam. Ya böyle mi yapacağız hep? Tamam bir şey yapmıyorum. Oflamıyorum işte. Ay yok iyi tamam ben sana hiçbir şey anlatmıyorum tamam. Hiçbir şey anlatmıyorum ben sana. Ya tamam anlat. Oo! Bir de müzik açtım. Geliyor mu sesim şu anda acaba? Ya tamam bak. Her şey ne zamandan sonra boka sarmaya başladı dinliyorum. Anlat. Anlattırıyorsun. Adam gibi de dinliyorsun. Sonra ben anlatmıyorum. Yok bilmem ne. İlla... 2000 yazından sonra. He? Her şey 2000 yazından sonra boka sarmaya başladı diyorum. Nasıl 2000 yazından sonra ya? Saçmalama bir kere. Nasıl bir dakika. 2000 ve etrafı bir kere Türkiye'nin geçirdiği en güzel 3-4 yıl ya. Nasıl? Bir sürü güzel şey oldu o dönem. Şey oldu mesela. Türkiye Dünya Kupası'nda 3. olmadı mı? O dönem oldu. Sonra Sertab Erener. Eurovizyon'u kazandı kadın ya. Kim kazandı başka? Azrak'ın kızımız var. Dünya Kainat Güzeli seçildi o kız. Sonra Bebege Caner. Kafasında bardak kırdı ya çocuk. Ya bak dalga geçeceksen anlatmayayım gerçekten. Ya tamam tamam. Dalga geçmiyorum. Tamam. Ne oldu 2000 yazında dinliyorum. Tamam. 2000 yazında Dikili'de halamların yazlığındayız, tamam mı? Böyle evle sahil arasında böyle 200 metre bir şey falan var. Riera, buranın önüne doğru.
Ne yapıyorsun? Dinlemiyor musun beni? Yok yok, dinliyorum. Bak hatta sessiz alıyorum şu an. Sen devam et. Tamam. Salamların yazdığındayız. Annemler de her sene beni oraya gönderiyor. İşte maksat ayağımı suya sokayım falan diye. Böyle sahilde gençlerin takıldığı bir tane yer var. Kafeterya. Sitenin gençleri orada takılıyor. Biz de Hazal'la Melis'le her seferinde oraya gidiyoruz. Sen bu Hazal'la Melis'le tanışmış mıydın? Bu şey olan mı? Kızıl. Olan mı? Kızıl kim? Şey tamam. Sen devam et. Devam et. Neyse işte bunlar benim kuzenler, Antalya'da yaşıyorlar. Ben de onlarla beraber orada takılıyorum. Bu gençlerin gittiği kafeteryada her akşam oturuyoruz. Bunların arkadaş grubunda Serkan diye bir çocuk var. Ay ben çocuğu gördüm ya hemen vuruldum. Böyle aramızda bir elektriklenme oldu filan. Daha o zaman... Siz de kaç yaşındasınız o zaman? Ya 10 yaşında bile değiliz yani. Hani ergen sayılmayız da. İşte ne olacak? Okey oynuyoruz, şeçermeci oynuyoruz. Ben çocuğa bayıldım ama sıkıntı büyük abi. Ertesi gün döneceğiz. Akşam annemlere yalvarıyorum. Ne olur bir gece daha kalalım. Ne olur bir gece daha kalalım. Yok abi asla izin vermiyorlar. Ertesi gün oldu gene sahile gittik. Ben bu Serkan'ı uzaktan gördüm. Bir kulağım tıkamış böyle zıplıyor. Bir fizik var görmen lazım tamam. Ben acayip heyecanlandım. Beni biliyorsun pat diye gittim söyledim. Ben senden çok hoşlandım dedim. Böyle önce bir afalladı. Sonra o kulağına kaçan suyu unuttu. Ben de senden çok hoşlanmıştım ama yanına gelemedim falan dedi. Aynen abi aynen. Neyse akşamına gene sahildeyiz. Kolalar, cipsler, pantalar acayip keyfimiz yerinde. Bu uzaktan bana doğru geldi. Yürüyelim mi biraz dedi. Olur dedim. Ben kıpır kıpır biz gittik bununla. İleride ters çevrilmiş şezlonglar vardı. Üstüne oturduk tepemizde ay dümdüz. Nasıl romantik. Böyle benim elimi tuttu. Benim içimden bir kan yürüdü. Baktı yüzüme. Memeni elleyeyim mi dedi. Olur dedim. Bu benim son mememi sıklı sıklı bıraktı peluş ayıyla oynar gibi. Ben şok geçirdim var ya gittim kızlara anlattım gece. Kızlar çok kızdılar. Yani neden mememi elletiyorum diye değil de neden son mememi elletmişim de sağ mememi elletmemişim. Biri diğerinden küçük kalırmış diye. Ay ben bütün gece ağla. Ertesi sabah yola çıktık arabanın arkasında gözümde güneş gözlü. Bir yandan hüngür hüngür ağlıyorum bir yandan sağ mememi sıkıp bırakıyorum küçük kalmasın diye. Gülme oğlum. Bu benim için acayip büyük bir travmaydı. Gerçekten diyorum çok... Ya sen niye gülüyorsun? Ben senin hikayeni böyle mi dinledim? Terbiyesiz. Ben sana var tamam ben hiçbir şey anlatmıyorum. Gerizekalıya tamam, bak ya. Tamam komik. Ha, aynen abi aynen. Tamam gülmüyorum. Öf tamam. Anladım tamam. Ama yani bence benim anlattıklarımın bir ilgisi yoksa senin anlattıklarının da bir ilgisi yok bütün bu olanlarla bence. Her şeyin her şeyle bir ilgisi varmış gibi geliyor. Olabilir. Bence de her şeyin her şeyle bir ilgisi var. Mesela senin şu an yaktığın şu sigaranın Körfez Savaşı'yla bir ilgisi var bence. Olabilir. Yani ne bileyim senin böyle duruyor olmanın, işte saçınla oynuyor olmanın falan şu anda da çocukken izlediğin bir filmle ilgisi olabilir. Evet, bizim şu an şu boktan durumda olmamızın o çocukken izlediğimiz filmle bir ilgisi var. Neyse ya, benim çok uykum geldi. Kapatalım. Bunları yaz ama mutlaka ha. Yazacağım. Senin hikayeni de ekleyeceğim. Olur. Telif için konuşuruz. Yani yazabilirsen. Adını da her şeyin en berbat olduğu gün koyacağım. Her şeyin en berbat olduğu gün. Tamam güzel. Kapatalım. Anlaştık. Ne dedin? Kapatalım. Niye? Uyuyacağım. Aa. Uyuyacakmışsın gibi mi geliyor şu an? Hayda. Aha, hayda gibi de geliyor bak ha. Sana bir hikaye anlatayım mı? Ya tamam hemen girme aynı yere tamam, ya. Tamam hemen girme aynı yere demekli olmaz. Sana bir hikaye anlatayım mı? Niye böyle yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Demekli olmaz. Sana bir hikaye anlatayım mı? Oo. Of.
Özür dilerim. Özür dilemekle olmaz. Biliyorum. Her şey için özür dilerim. Kapatıyorum. Kalkma saat artık 12. Akışa bakıyorum. Sevdiğim birkaç duyarı like'lıyorum. Pasiflora'nın etkisi geçmiş. Yüzünü yıka. Elini kopkoy bir kahve. 5 sigara. Pencereden dışarı bakıyorum. Önce mutfak, sonra banyo, sonra salon, sonra tuvalet. Tuvaletin penceresinden görünen tenha bir yol. Birkaç gün öncesine kadar iğne atsan yere düşmez tenha bir yol. Mutfak masasının etrafındaki taburelerden birini alıyorum. Tuvalet penceresinin önüne yerleştiriyorum. Çıkıyorum üstüne. Küçücük pencereden kafamı çıkartmaya çalışıyorum. Şöyle biraz daha... Biraz daha... Taburele yerin hassasiyetini hissediyorum. Lan şimdi laks diye yere düşsem, bir tarafımı kırsam, doktor, ambulans... Ay yok yok. Kalp atışım hızlanıyor. Bir derin nefes alıp 30 saniye daha denize bakıyorum. Ben denizi sadece 40 santime 40 santim tuvalet penceresinden görebiliyorum. Lan ne biçim ev yapmışsınız oğlum? Buranın önüne 40 sene kapanmaz abi. 5 senede kapana kısıldığım evin etrafında dolanmaya başlıyorum. Terliklerin sesi şap şup şap şup. Kafamdaki egzamanın kaşıntısı hart hurt hart. Ciğerimin sesi. Öğlen 31'inin sesi. Arada bakmadığım telefonun titreşimi. Aramayın abi, aramayın. Evdeyim abi, evdeyim. Meşgulüm. Şlap 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 şlap. Tak tuk tak tuk tak tuk. Lan! Bugünü mü buldunuz oğlum? Bir koy kahve daha. Kahve taşma sesi. El bezleri, mutfak bezleri, banyo bezleri. Ocak, tezgah, banyo, koridor, onlar silkiniyor. Flap, 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 flap.
Bugün günlerden 17 Mart. Bir aya 13, bir seneye 287 gün var. Doğal gaz faturası haşırt, elektrik faturası haşırt, kira haşırt. Duramıyorum. Evde kal, evin tadını çıkar. Evdeki bütün duvarları tek tek sürtünmeye başlıyorum. Giysi odası, ne güzel duvar. Fırt 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 fırt. Giriş kapısı. Kilidi aç, kilidi kapat. Çıkır 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 çıkır. Şu zemine bak ya, şu zemine bak. Canım mermerlerim benim, hepsi benim, hepsi. Hepsini teker teker yalayacağım. Oh, canım evim ya. Evimi hiç bu kadar sevmemiştim. Ampullere bak, ampullere inci gibi dizilmişler. Hepsi teker teker, şapur şupur. Aylık 3000 lira. Oh, haşırt. Taksidini ödediğim 100 ekran televizyon. Aşkım benim, seni içime sokasım geldi. En nazik bezimle sanki masaj yapar gibi her pikselini ince ince. Lan! Ne güzel evsin oğlum. Saat 2. Saat 3. Saat 4. Saat 5. Güneşin batışını kaçırmamam lazım diyorum. Zevkten dört köşeyim. Çıkarıyorum üstüm başımı. Güneşle beraber batmak istiyorum. Denizin dibine batmak. Nefesimi tutabildiğim kadar tutmak. Mutfağa git, tabureyi al. 40 santime 40 santimden kafayı çıkar. Biraz daha. Biraz daha. Ferhat oğlum ne yapıyorsun Mart'ın sonunda? Cıpıl cıpıl. İyiyim teyzeciğim, iyiyim. Dokanma bana, ben çok iyiyim. Asıl sen kendine dikkat et. Balkona falan çıkma, havada 10 saat duruyor bunun kafası. Kurtulamazsın sonra ha. Tövbe tövbe. Kadrajımın içine giren 2 santimlik deniz manzarasını keyifle seyrediyorum. Ulan İstanbul ne güzelsin oğlum. Kitaba sarılıyorum. Sen olmasan ne yapardım kitap? Hı? Canım benim kitap. Modem, laptop, kulaklık, mikrofonlu kulaklık. Hı? Siz olmasanız ne yapardım ya? Hı? Hı? Acıkıyorum. Ya makarna. 15. çeşit makarnayı kaynatmaya başlıyorum. Fokur 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 fokur. Yanına bir de biri açıyorum. Ah! Battı balık yan gider oğlum. Fokur 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 fokur. Canım biram. Yeşil gözlüm, kahverengi şişelim, beyaz köpüklüm. Bir de şişini yavaş yavaş şöyle boynumda gezdirmeye başlıyorum. Lan! Buz gibi misin oğlum? Tak, tok, tak, tok, tak, tok. Lan! Bir otelimiz var, onda mı yaşamayacağız lan? Yatağa atlıyorum. Vah canım yatak örtüm, saçım başımı ovalıyorum, bembeyaz kepekler pıt 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 pıt. Yastığımı, yatak örtümü, çarşafımı her yerime sürüyorum. Kendimi rulo yapıp açıyorum, rulo yapıp açıyorum. Kumaşın kokusunu içime çekiyorum. Oo! Mis gibi Ikea. Telefonum çalıyor. Sonra bir mesaj sesi ding, sonra bir daha ding. Ferhat oğlum neredesin ya? 3 gündür telefonu açmıyorsun, akşam görüntülü konuşalım mı kanka? Ferhat, evladım yedin mi bamyayı? Rulo halinde buzdolabına gidiyorum. Pisim, çok pisim. Mutfağın musluğunu açıyorum. Foşur bayanın musluğu, foşur. Su sesi beni temizliyor yarabbim şükür. Buzdolabının sesi. Det, 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 det. Beni kapat, beni kapat, beni kapat, beni kapat. Buzdolabının içindeki bamyayı çıkartıyorum. Tencereyi üstüme boca ediyorum. Oh! Nefis bir koku. Donuk salça, limonu, ekşimsi tadı. Her yerim mıcık mıcık, üstümde yatak örtüm, altımda sadece donum, çamur gibiyim. Evden çıkıyorum. Arabanın anahtarı tıs. Evin anahtarı mis. Bomboş sokak. Sadece bizim tekil. Üstüne atlıyorum, ayağımın sikine bile takmıyor. E malum Mart'ın sonu, hava soğuk. Nefesin hala buhar gibi dışarı çıkınca. Oh. Oh. 500 metre ötedeki tekere gidiyorum arabayla. Arabanın camından bağırıyorum. Bir Marlboro Light versene. İnce mi kalın mı? Efendim? Yani kendiniz için mi alacaksınız? Lan! Ne biçim soru lan? Bizzat kendim için tabii, kalın en kalitelerinden.
20 lirayı top yapıp adama fırlatıyorum. Arabayla gidebileceğim en yakın mesafedeki deniz kenarına gidiyorum. Üstüm kupkuru bamya. İniyorum arabadan. Atıyorum örtüyü denize. Güvenlik yok. İncini yok. Herkes evde. Herkes evine tadını çıkarıyor. Denize karşı yakıyorum mal boşumu. Arabama bakıyorum. Lan! İyi ki yanımdasın lan! Araba sanki bana göz kırpıyor. Eve geçiyorum. Ev soğuk. Köklüyorum kombiyi. Hey tam bir daha mı geleceğiz dünyaya be? Açıyorum Cem Yılmaz'ın filmini. Her şey çok güzel olacak. Aynen öyle! Ding! Bir mesaj sesi daha. Ha siktir bankadan. İhtiyaç kredinizin bilmem nesi bilmem neyle ertelenmiştir. Çok teşekkür ederim. En yakın zamanda bir drink atma umuduyla diye mesajı çakıyorum bankaya. Pakette kalan son 3 hapı mideye indiriyorum. 1 çinko, 2 protein, 3 sakinleştirici. Saat 2. Artık yatma vakti. Lan... Uyku düzeni oğlum. Sol tarafıma evin anahtarını, sağ tarafıma arabanın anahtarını alıyorum. Onlarla ayıp şeyler yapmayı hayal ediyorum. Bir sol tarafıma dönüyorum, bir sağ tarafıma dönüyorum. Lan! Lan bir rahat durun oğlum. Lan! Ne gülüyorsun? Ne? Arkadaşlar sesimi duyun. Neyse bu kadar konuşmayalım. Oyunumuza geri dönüyoruz. Ne gülüyorsun? Bok mu var? Ne gülüyorsun? Niye güldü şimdi? Ben daha ne yapayım ya? Sakin ol güzelim. Şimdiden... 1 saat 20 dakikada ben biraz geç izledim herhalde. Bir 10 dakikaya şey başlayacak. Bir 10 dakikaya bunu kapatıp Zoom'u açarım. Kulağıma öyle fısıldayınca günüme geldi.
Relax biraz. Güzelim. Güzelim mi? Bunca yıllık evlilik hayatımızda sen bana bir kere bile güzelim demedin. Güzelimmiş, relaxmış. Ha nereden çıktı şimdi bu ağızlar anlamıyorum ben. Ama pardon ya. Aşırı cool bir adamsın ya ondan. Ne oluyor ya? Sen sakinleştiricine mi başla sen yine? Başlamıyorum ben bir şeye. Bir de akıl veriyor. Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Problemin kendisi tam karşında oturuyor. Ama o ok nasıl dönüp dolaşıyorsa gelip beni vuruyor. Ve ben kendimi hatalı sanıyorum. Ama zaten bu sevgililiğimizde de böyle oldu. Evlilik hayatımızda da böyle oldu değil mi? Ben aynı adamım güzelim. Sen değişmiş olmayasın. Ne istediysen yapmadım. İlişki terapisine gidelim dedim. Ona da tamam dedim. Daha ne? Gittik. Gittik. Ne oldu? Ne oldu? Ya ben yedi ondan başka bir şey giymeyen ben. İki aydır evin içinde dantelli tanga donla geziyorum. Hani diyorum belki böyle bir aramızda bir şey olur, bir çekim olur. Bir şey yaşarız diyorum. Bir umut ama sen... Saçımı yapar gelirim, görmezsin. Esmerken sarışın gelirim, fark etmezsin. Ne bileyim yani başım ağrır, migrenim tutar, abartıyor olurum. Haberleri izlerim, gözlerim dolar, sulu göz olurum. Bu ne ya? Bu ne? Sen beni hiç sevmemişsin. Hadi. Nereden geldi bu şimdi? İnsan hiç sevmediği biriyle evlenir mi güzelim? Bir daha güzelim dersen. Tamam, sakin ol. Tamam bak. Anlıyorum biz ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. İki aydır dip dibeyiz ama sadece biz değil. Tüm dünya böyle zor bir dönemden geçiyor. Sen ne biliyorsun? Evet, tüm dünya zorlu bir dönemden geçiyor global yorumcu. İki aydır evdeyiz. Evde bir tek sen varsın, ben varım, bir de Lütfiye var. Ben ne zaman seni böyle yanına yaklaşsam, öpmek istesem, sarılmak istesem, bir şeyler yaşamak istesem, pandemi var diye kendini geri çekiyorsun. Normal mi bu? Ben bir çay koyayım. Benim iki saat sonra online toplantım var zaten. Benim çalışmam lazım. Bu şekilde. İstemiyorum ben çay falan. Ev soğukluğuna da bir ırka marka bir şey giy. Ay giyme ya da ya. Giyme. Annen miyim ben senin? Bak o gün bir psikiyatır ne dedi? Bir evlilikte dedi. Kadın kadınlığını, erkek erkekliğini bilecek dedi. Bilecek. Sen beni dinlemiyor musun? Ben kime konuşuyorum? Dinliyorum ben seni. Aynı şeylerden bahsediyorsun. İlişkinin başında olduğu gibi. Ha? Benim param yoktu. Sen bana destek oldun, senin paranı paylaştık. Ailem yoktu, sen bana aile oldun. Ha? Ne dememi bekliyorsun? Başına kalktığını düşünüyorsun. Bilmem. Ama artık bunları duymak istemiyorum. Kaç dakika oldu? 5 dakika önce file çorapla, yorukla beni baştan çıkarmaya çalışıyordun. Ne oldu? Ne değişti bak? Yine aynı yerdeyiz. Beni görmüyorsun. Ne demek o? Beni görmüyorsun. Ben beni gör istiyorum. Beni hatırla istiyorum. Bizi hatırla istiyorum. Ama sen... Ama ben ne? Ama ben ne? Söyle ne istiyorsan yapacağım. Söyle ama ben ne? Söyle istiyorum. Hiç. Ne? Soruyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Ama hiç. Ben bu oluyor. Biliyorsun zaten bütün herkes kovuldu. Tüm iş yükü benim üzerime kaldı. Ben bunlarla uğraşıyorum. Bir de evde bu konular. Ben artık nefes alamıyorum. Yeter. Bütün uzun ilişkilerde böyle şeyler olur. Ama bu senin sevmediğim anlamına gelmiyor ki. Sen ilk günkü gibi bir tutku arıyorsun. Bu mümkün mü Allah aşkına? O psikiyatrını da değiştir. Tüm özelimizi anlattık kadına. Pardon, ne anlatacaktık ilişki terapisinde? Karadeniz fıkrası mı? Komikti bu. Yine yanlış anlıyorsun beni. Anlamıyorum ben seni. Ya kadına ilişkimizde problem var diyoruz. Kadın bize fantazi yaratın diyor. O fantazinin içinde takılın diyor. Mantıklı mı sence bu Allah aşkına? O
zaman kadın sorduğunda ben kendi kendime hallediyorum o işi deseydin. Ne demek o? Anladın sen onu. Mastürbasyondan mı bahsediyorsun? Mastürbasyon. Mastürbasyon mu yapıyorsun sen? Evet. Sen yapmıyor musun? Hayır, yapmıyorum. Evde ben varım, evde karın var. Sen mastürbasyon mu yapıyorsun? Bravo. Bravo, vallahi eline sağlık. Ben daha ne diyeyim. Ama zaten o renkli arama geçmişinden belliydi. Ne demek bu? Hayır, ben anlamıyorum ya. Peruk aynı peruk, çorap aynı çorap. Senin derdin ne? Ne istiyorsun sen? Sen benim bilgisayara mı karıştırdın? Sen benim arşivime mi girdin? Ben de diyorum, bu file çorap, bu peruk nereden çıktı böyle? Ha, peruk deyip geçme. Ben peruk olana kadar neler çektim, gittim tarla başına. Dükkan gezdim, yağmur yağış, yağış bir görsen. Sen benim dedim, bilgisayara hani karıştırdın. Dedim, pembeye kışkırdım, pembe, pembe şey aradım falan. Bilgisayara mı karıştırmak ne demek? Bu olacak iş mi bu? Benim çalışmam lazım. Ben gidiyorum zaten. Gitme, tamam. Tamam, gitmeyeyim. Gitmeyeyim, bu sevimsiz yola böyle devam etsin. Tamam, gitme, konuş. Bir kere kendini benim yerime koy istiyorum. Bir kere. Ben boğuluyorum. Ben boğuluyorum artık. Nefes alamıyorum, yapamıyorum. Ben yeter artık. İnanılır gibi değil. Bilgisayarın karıştırmak ne demek? Biz evliyiz diye bizim kendi özelimiz olmayacak mı? Ne demek bu? Ne kadar ayıp bir şey. Bak, ben de sinirliyim ama kontrol edebiliyorum bak. Bravo. Ben edemiyorum çünkü, değil mi? Evet, ben edemiyorum. Niye edemiyorum biliyor musun? Çünkü buraya kadar geldi. Ondan edemiyorum. Hı hı. Sen var ya sen. Aylardır bana elini sürmüyorsun. Aylardır. İnsanım ben. Ben ne hissediyorum, ne düşünüyorum? Umurunda mı? Ha? Bana eskisi gibi dokun diye, beni eskisi gibi sev diye, bana eskisi gibi sürprizler yap diye elimden gelen her şeyi yaptım ben ya. Yaptım. Son sevişmelerimizi hatırlıyor musun? Bir küçük geldim ben. Buyur hoş geldin ya. Hoş geldin. Neyim ben? Neyim? Neyim ben? Şişme bebek falan mıyım ben? Ne hissettiğim umurunda bile değil. Başta dedim ki tamam dedim. Uzun ilişki dedim. Her uzun ilişkide olur bu dedim. Sakin ol dedim. Git bir psikiyatra. Kurtar dedim evliliğini. Gittim. Psikiyatra ben gittiğim için evdeki deli de ben oldum. Evet, bilgisayarını karıştırdım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şifresini bilseydim eğer telefonunu da karıştırdım. Çünkü ben beni aldattığını düşündüm. Çok güzel. Dök için, dök ferahla. Başka neler düşündün? Sana çocuk yapalım dedim. Çocuk. Çocuk yapalım dedim. Hani ne bileyim, dedim ki aramızda yeni bir enerji olur. Hayatımıza bir güzellik gelir. Bize iyi gelir dedim yani. Sana çocuk konusunu açtığımda böyle sıva su dökülmüş duvar gibi kaldım karşında ya. Konuştum. İstedim. İstedim yani. Konuştum. Baktım ses yok. Sustum. Sustum. Hı hı. Sen psikiyatrın ne de? Önce ilişkinizdeki problemi çözün. Çocuk yapmak sizin evliliğinizi kurtarmaz demedi mi? Ay bravo. İşine gelen cümleleri cımbızla ne güzel çekip almışsın. Biraz önce o psikiyatrı bırak diyen sen değil miydin? Ben bu üzerimizi anlattım neydi? Ben bir çay içeyim.
My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true. Merhaba. Hoş geldin. Aramamadım. Merhaba. Ben bağlanabildim mi? Bağlandınız, tamam. Bağlandınız. Birkaç dakika tamam. Bekleyeceğim insanların gelmesini. Erken açtım heyecanlanıp. Merhaba. Merhabalar. Selam. Selam Nergis. Selam Melis, ne haber? Nasılsınız? İyiyiz valla. Ben hepinizi telefondan bağlandığım için galiba görüyorum. Ha, şu kadar görebiliyorum. Erkin, tamam. Nasılsın? Ben seni göremiyorum. Berfin sen misin? Evet. Heh, tamam. Ya bu toplu nasıl görünüyor bilmiyorum bu ama ben herhalde böyle telefondan bağlanıyorum da. Speaker Weave diye bir şey var. Oraya bak, bu kareler falan gözüküyor. Farklı seçenekler sunması lazım. Hmm. Aa, Murat selam. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba Murat. Hello. Merhabalar. Merhaba Erdem. Merhabalar. Merhaba herkese. Biraz daha bekleyin. Siz o esnada hasret giderin. Çok azıcık bekleyeceğim. Berfin bak. Ya. Neyse, hadi sen bana getirecektin bir de şeyi, şu üç boyutlu olan. Getireceğim. Aşı olayım. Ertesi gün getireceğim. Söz. Şaka yapıyorum. Bu ara getireceğim. Saklıyorum. Çekmece duruyor. İyi, tamam. Ya ben o toplu görünme şeysini beceremiyorum. Bulamadım onu ben. Neyse böyle sizi böyle yapacağım. Şöyle kaç şöyle. Kaç görüyorsun? 4. Telefonda herhalde o kadar gözüküyor o zaman. 4. Ya olabilir. iPad'le bağlanacağım ama onun da şimdi evde internet sorunu olabilir. O yüzden şimdi telefondan bağlandım sonra olmasın diye. Neyse ben böyle sesinizi duyarım.
Çok kalabalık mı olacak ki? Biz daha kalabalık mıyız yoksa? Berdin! Özledim seni. Ben de ya. Vallahi şurada iki dakika ara şeyde görüşemiyoruz ya. Komşuyuz bir de. Gerçekten ya. Evet. Eskiden seni daha çok yolda görüyordum. Evet. Ama ben gittim bu kapanmada. Kaçtım buradan. Evet. Bilecik'e gittim. Çok güzel oldu. Şahane oldu vallahi. O yüzden. Oh, evet. Yokum. Gel. Buradayım herkese. Selam herkese arkadaşlar. Selam. Meltem. Evet. Nasıl ilerleyeceğiz? Ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Tamamen kendimi size adapte edeceğim şu an. Aynı anda konuşamayacağız. Yavaş yavaş başlayabiliriz. Size de uyarsa. Evet Berfin, başlayalım bence de. Şimdi şöyle düşünün. Herkese selamlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Şöyle planladık. Başta bu aksalar süreci nasıl ortaya çıktı? Bize bir yandan bahsedebilirsiniz. Sonra da tek tek oyunları konuşuruz. En sonunda da soru cevap yaparız gibi düşündük size uyarsa. Bu aksalar nasıl ortaya çıktı? Önce onunla başlayabiliriz. Sanırım Aytekin hocama sorabilirim ilk önce. Olur. Murat'tan başlayalım. Aytekin hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar herkese. Murat, açmak ister misin konuyu? Tabii ki. Resmen uğraşsak bu kadar toplanamazdık. Yani ya gerçekten öyle. Ben Melis'i ne zamandır görmüyorum. Evet. Melis'i okuldan arkadaşım. Yani şaka gibi şu an. Tamam. Aramızda öğrenciler de var sanırım. Şimdi kendilerinde konuşmayı demek istiyor Murat. Ben de aşağı konuşmuyorum bu ne demek. Yok yok. Çok kısaca anlatayım. Eylül ayında Boğazhane'de buluştuk. Aytekin vardı, Kayan vardı, Gökhan vardı, Mehmet Ali ve Cansu da vardı. Yanlış mı söyledim ismini? Allah kahretsin. Neyse. Mehmet, Murat'cığım, Mehmet. Mehmet. Bir kısalar projesi yapalım, hayatta kalmak sloganıyla ve sahnede olsun, bir konsept oluşturalım. Ben tanıdığım, hepimiz tanıdığımız yazar arkadaşlarımıza bir çağrı yapalım. Ve işte 10-15 dakikadan uzun olmayacak. Hayatta kalma teması onları ne çağrıştırıyorsa öyle bir oyun yazsınlar ve yine tanıdığımız yönetmenlere, güvendiğimiz yönetmen arkadaşlarımıza o oyunları yönetmesini teklif edip bir ya da iki kişiden oluşan ve daha sonra sahneleme aşamasında çok fazla dekor olmayan ya da olacaksa bile aynı dekorun dönüşüme uğrayarak bir biçime ulaştığı bir şey olsun diye böyle neyse. Ondan sonra fakat Kasım ayında tabii yasaklar oldu. Biz provalara başlamıştık. İlk 5 oyun, sanırım sizin izlediğiniz ilk 5 oyunun provalara başlamıştı. Berfin'in, benim ve Kayan'ın yönettiği oyunlar. Daha sonra bunu sahnede yapamayacağımız ortaya çıkınca yasaklar vasıtasıyla bunu dijitalle aktarıp seyirciye biletle ulaşma gibi bir şey. Hem sahne bundan bir gelir elde edecek hem de biz işimizi yapmış olacağız. Hem sahne hayatta kalacak hem de biz hayatta kalacağız gibi bir düşünceyle işin içine giriştik ve bugün itibariyle 10 adet oyun çekildi ve 7 tanesi çoğu seyirciyle buluştu. Tam rakam bilmediğim için şu an şey yapamadım. 10 muydu Gökhan? 10 oyun değil mi? Kesinlikle 10 oyun. Şu kesinlikle 10 oyun. Değiştiremem. Böyle yani şu an itibariyle yaklaşık 100 tane oyuncu, yönetmen, tasarımcının gönül zaman ilerledikçe biraz teatral olanı aramak ama en büyük amacımız da tabii Kadıköy'de bir sahneyi ayakta tutmak ve seneye
oyunlarımızı seyirciyle buluşturacak bir mekanı daha elden kaybetmemek en büyük amacımız bu. Böyle özetleyebilirim. Bu bunun üzerine birkaç şey ekleyeyim, hemen susayım ben de. Projenin projenin şekillenmesiyle birlikte aslında oluşan ana nokta bir nevi bizim aslında iletişime geçme duygumuz. Bu duygu da zaten bir süre sonra şekillenerekten bizleri bir arada hani bizlerin bir araya gelişinden öte bir süre sonra iş şeye dönmeye başladı. Bize iyi gelen noktaları biz merkeze aldık. Oyun yapmak ya da şu an bir tiyatro oyununu sergilemek, hazır hale getirmek kendi içerisinde bizim zaten bu projede yer alan oyuncular, yazarlar, yönetmenler aktif olarak zaten süreci çok yoğun yaşayan oyunculardı. Sürecin sürekli, yani bu pandemi sürecinden bahsetmiyorum. Pandemiden önce de örneğin sevgili Nergis sahnede en son onun oyunu oynamıştı. Öyle söyleyeyim. 11 Mart ya da 12 Mart ne kadar geçti üzerinden. Yani burada demek istediğim, burada bulunan bu projede yer alan oyuncuların, yazarların, yönetmenlerin bir ortak noktası da sürekli üretime yönelik çalışmalarıyla tanıdığınız isimler. Bu da zaten işin bir tarafında da o motivasyonun ana kaynağını da bize döküyor. Bu çünkü sadece başlı başına hadi bir oyun hani yapalım duygusu bu süreçte yeterli bir duygu değildi. Bugün de zaten biz bu duyguların yoğrulmasıyla ve şekillenmesiyle ve en sonunda fırınlanmasıyla bir araya geldik. Bugün ODTÜ şenliğinde biz bu o motivasyonla hazırladığımız oyunlar olduğu için şu an birlikte iletişim kuruyoruz. Öz başlığımızda o iletişimi nasıl kurarızdan kaynaklanan bir noktaydı dijitale evrilme sürecimiz. Ve bu oyunların biz sonrasında ya da öncesinde sahnede oynamasını istediğimiz oyunlardı. Ama yani gelinen noktanın Murat'ın anlattıkları evet bir noktasıydı. Ama bu işin bir de gözükmeyen, bizim dışarıya yansıtmadığımız öz bir tarafı var. Orası da burada bulunan insanların o iletişimi, işte her yerle bu iletişimi açık tutma istekleri de bu projenin başarısında önemli bir etken. O yüzden de bu sadece bir oyun ve bir tiyatro oyunu hazırlandığı ve dijital bir proje hazırlandığı diye bakamıyoruz. Yani yaşadığımız süreçle birlikte bu bir umudu diri tutmak ve birlikteyiz. Birlikte güçleniyoruz, kuvvetleniyoruz. Ne kadar çoğalırsak o kadar daha etkili olabiliyoruz da. Hani bir yansımasıydı. Ben de ek olarak bunları söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle ODTÜ oyuncuları adına çok teşekkür ederim. Bizi kırmayıp geldiniz bugün, toplandınız. Çok sağ olun. Sırayla eğer oyunlara geçeceksek hashtagle başlayabiliriz sanırım. Berfin Hocam bir şey söylemek ister mi? Sizinle başlayayım. Ne söylememi istersiniz? Hazırlık süreciniz nasıl oldu? Biraz bunları merak ediyoruz sanırım. Teşekkürler öncelikle böyle bir davet için ve ODTÜ Tiyatro Şenliklerinde de bu oyunlara yer verdiğiniz için. Umarım sürekli devam edersiniz. Daha öncesinde biz de katılıyorduk tabii şenliklere ama bu defa bu durumdan dolayı böyle çevrim içinde buluşmak nasip oldu, öyle diyelim. Tekrar teşekkür ediyorum. Yani Boğaz sahneden tabii işte hani belki hem Murat'ın değindiği gibi hem de işte Aytekin'in değindiği gibi zaten öyle bir süreç geçirdiler onlar. Ve herhalde işte zaten o karardan sonra bizlere de ulaşıldı. Ben de açıkçası hani öyle haberdar oldum. Murat'la konuştuk, Aytekin'le konuştuk. Ve zaten Ebru Nihan Celkan onlara bir metin yazmıştı.
Biz daha önce Ebru ile yolumuz buluşmuştu, bir oyunda daha birlikte çalışmıştık. O yüzden hani hem Ebru'nun orada olması, hem zaten tiyatronun içerisinde bildiğim arkadaşların orada olması. Ama tabii ki hani en önemlisi de aslında böyle bir dönemde sahnelerin ayakta kalabilme fikriyatı için böylesi çalışmalara girişmeleri ve tiyatroculardan destek ya da dayanışma içerisinde bulunmaları beni hani en çok etkileyen şeylerden biri olmuştu. Çünkü daha öncesinde de böyle hani arkadaşlarımızla konuşurken söylemiştim. Böyle şey diyordum işte hani ne yapacağız, böyle bir dönem geldi işte bittik hani yapamıyoruz. Çünkü hepimizin alıştığı bir şey vardı, bir kondisyonumuz vardı. İşte sürekli hareket halindeydik ve birdenbire pandemiyle birlikte aslında o durdu. O yüzden yani doğal olarak hani bizim de ritmimiz değişti ve yani biraz yani sonralarında ben hani başta kötüydüm ama sonrasında alıştım. Ama hep böyle şey diyordum. Şunu yapalım, şu oyun olsun, bu oyun olsun. Sonrasında şunu düşürmüştüm mesela. Hani iyi bunları düşünüyorsun da ama hani yavaştan bir taraftan sahneler kapanmaya başladı. Yani düşündüğün şeyi hangi sahnede oynayacaksın? Aslında bununla yüzleşmek bana biraz korkutucu geldi. Yani evet projelerimiz Alo. Olabilir, yani kafamızda fikirler olabilir ya da oyun tasarılarımız olabilir ama ya bu sahneler olmazsa yani belki hashtag'in işte hani oyunundaki son replik benim için aslında beni de tetikleyen şeylerden biriydi, cümlelerden biriydi öyle söyleyeyim. Ve arkadaşlarımdan böyle bir teklif geldiği zaman açıkçası hiç tartıp biçmedim yani. Çünkü zaten bir taraftan da böyle bir kültürün içerisinde de hani görüyorum kendimi. Hani daha önce işte alternatif sahnelerin işte hani o kuşağı yaratanlardan biriyim öyle diyeyim. Belki hani oradan edindiğimiz kültürle böyle bir durumda her an birbirine el vermeye ya da dayanışmaya hazır olan bireyler olarak görüyorum kendimi. O yüzden de açıkçası hiç tartışıp ölçüp biçmedim yani. Böyle bir şey mi yapılması gerekiyor? Yapalım. Kimler var? Tamam, ne yapıyoruz? Hadi yola çıkalım dedik. Okudum metni ve sahneden öneriler vardı işte. Yani bunun sayesinde hani Nergis ve Cemal'le tanıştım. İkisi de çok harika oyuncu. İyi ki de hani iyi ki de bu projeye girmişim dediğim nedenlerden biri de bu. Sonrasında zaten sürecimiz başladı. Yani çok güzel geçti bizim provalar, hani hashtag adına söylüyorum, sonra sarmal kısmında da konuşuruz. Yani zaten 6 prova falan demiştim ben teksti okuduğumda, öyle bir prova aşamasından geçtik. Ama hani bu süreçte yani gerçekten sahnenin emekçileri, asistanları, herkes bu sürecin çıkması için canla başla çalıştı. Tabii ki bir taraftan işte dijital tiyatro dediğimiz şey bizim birazcık daha aşina olmadığımız, alışkın olmadığımız bir alandı. Hani nasıl olacak, ne yapacağız diye bunu da tartıp biçerken yani biraz aslında sürecin kendisi de bizim için öğretici oldu. Hem deneyimledik hem kafamızdakini aslında yaratmaya çalıştık. Ama tabii ki bütün bunların içerisinde bir taraftan o sinematografik olan, bir taraftan tiyatral olanın iç içe geçmesiyle aslında başka bir şeye de dokunmaya başladık. Başka bir yola da girmeye başladık. Belki hashtag'ten de Nergis sonrasında işte oyundan biraz o bahseder. Benim için süreç böyleydi. Çok keyifliydi. Yani umarım hani bu yaptığımız şey gerçekten sahnelerimizin, tiyatrocuların ayakta kalabilmesi için hani bir şeye yol açar, bir etkiye yol açar. Çünkü dert bu. O yüzden hani bu dert için bir arada olabilmek bence çok kıymetli. Yani bunun farkına varabilmek bile benim için önemli bu zamanda. Yani bu dönemde bence bu çok kıymetli ve buna sarılmak gerekiyor yani. Çok teşekkür ederim. Nergis Hanım, sizin de fikirlerinizi çok merak ediyorum. Aslında herkese şeyi sormak istiyorum. Siz profesyonel olduğunuz için belki size bunu sormak çok mantıklı değil ama amatöre iş yapan, amatör tiyatroyla uğraşan insanlar olarak şeyi merak ediyoruz. Dijitale iş üretmek, dijitale bir oyun hazırlamak nasıl bir şey, bunu merak ediyoruz. Hepinizi aslında merak ediyoruz. Bu işin profesyonelliği diye bir şey yok sanırım. Biz de amatörüz dijital tiyatro mevzusunda. En azından kendi adıma söylüyorum bir oyuncu olarak. İlk defa karşılaştığım bir şey ve deneyimlerken de çoğunca ben şu an neredeyim, ne yapıyorum duygusuyla yaptığım
bir şeydi açıkçası. Dijital tiyatronun ne olduğunu herhalde bundan bir zaman sonra konuşurken tam cümlelerle ifade edebileceğimiz bir şey olacak. Çünkü bu maruz kaldığımız bir şey oldu. Ama tabii ki bu hani artık bu dijitalle iş yapmak meselesi hani pandemiden önce de yavaş yavaş ortaya çıkmış bir meseleydi. Ama açıkçası kendi adıma söyleyeyim, benim içinde bulunurken kendimi rahat hissettiğim bir şey değilmiş gibi geliyordu. Bu yani burada deneyimlediğimiz şey de şöyle bir şey aslında. Yani bunu yaparken hani bize işte biraz önce Berfin'in anlattığı hani bu projenin içinde var olmanın sebebi aslında bu işte dayanışmanın en güzel hali oldu ve sanırım hepimizin ihtiyaç duyduğu bir şeydi. Benim kendi adıma çok özlemişim ve hani başka bir zaman olsa daha profesyonel olarak belki hikayeye, role bakılabilecek bir durumken burada aslında bu birliktelik duygusuna sarılınıldı. Yani en azından kendi adıma söylüyorum, yani evet burada bir şey yapılacak ve evet orada olmalıyız. Nasıl ve ne şekilde olacaksa. Ve sonrasında tabii ki karşılaşmalarımız çok güzel. Hani bunun, bu projenin bana getirdiği bir sürü bildiğim ama yakından tanımadığım bir sürü meslektaşımla bir arada olmuş oldum. Aynı oyunda oynamamış olsak bile aynı projenin içinde var oluyor olabilmek müthiş bir şey. Yeni yazarların, daha doğrusu Türk yazarların işin içinde olması benim hep istediğim ve hep oynamaktan zevk aldığım ve keyif aldığım ve öncelikle tercih ettiğim bir şeydi öncesinde. Bu tarafı da çok güzeldi. Yani bu birliktelik hali ve bu dayanışma hali sanırım hepimize çok iyi geldi ve umarım buradan çok daha iyi bir şeyler olur. Fakat dijitalle ilgili gerçekten spesifik olarak söyleyebileceğim bir şey yok. Çünkü ben de ilk defa deneyimliyorum. Orada tek diyebileceğim şey, evet hani ekran önünde de oynuyoruz. Yani oyunculuğun tiyatrosu, dizisi ya da sineması olmaz ama teknik olarak birbirlerinden ayrılıyorlar. Ve bu dijitalde yaptığımız bu şey, yani benim tek yaşadığım şey şöyle bir şey oldu. Ancak bunu paylaşabilirim. Şu an ben nereye göre oynayacağım? Çünkü orada bir kamera var. Biz orada bir tiyatro oyunu çalıştık. Evet, 3-2 bir kayıt ve nasıl oynayacağım? Çünkü teknik olarak duygusal olarak ayrılmasa da teknik olarak ayrılıyor bu dalların içinde. Farklı yerlerden oynuyorsunuz. Bir tek deneyimlediğim şey bu vardı. Ama sanırım zaman geçtikçe bunu çok daha iyi kavrayabileceğiz. Belki de dijitale yazılacak oyunlar. Hani biraz bizim oyunlarımız kısa oyunlardı ve izlediğimde ya evet yani bu böyle bir şey. Ama şimdi başka bir oyunu, başka bir metni getirip uzun bir oyunu oynasak nasıl olur? Hiçbir fikrim yok. Sanırım buraya göre proje üretmek gerekiyor. Ve bizim bu aksalarda belki de hani arkadaşlarımın da hani bilmiyorum onlar ne söyler, özellikle yönetmen arkadaşlarım, herhalde deneyimlediğimiz şey bu oldu ve sonrasında da sanırım umarım açılır bu arada. Yani ben sahnede olmayı, canlı olmayı tercih ediyorum hala. Ama bu da başka bir şey ve bunda da öğreneceğimiz çok şey var diyebileceklerim bu kadar. Ve yani hashtag'le ilgili zaten söyleyebileceğim, Berfin seni çok seviyorum, iyi ki tanıttım. Ve iyi ki beni bu projeye davet ettiniz. Öyle diyebileceğim şeyler bu kadar. Çok teşekkür ederim ikinize de. Ya sorular varsa onu sonra almayı tercih ediyorum şu an, eğer size uygunsa. Oyunlar hakkında bir konuşalım istiyorum. O zaman şeyle devam edelim. Her şeyle bilgisi varmış gibi geliyorla. Kayhan Bey'e de bu noktada oyunun yönetmeni olarak ilk sözü veriyorum. Merhaba, herkese iyi akşamlar. Zaten uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarım yok. Bir Nergis'le bugün zaten daha yeni bir oyunun provasındaydık ve Ekim'de çıkacak. Erdem ve Melis hem bu projedeydi hem de şimdi Galata Perform'la bir okuma tiyatrosu yapıyoruz. Aytekin, Gökhan. Yani buradan yani bir Berfin'e merhaba diyeyim, Meltem'e merhaba diyeyim uzun zamandır görmediğim için. Bu tam da Murat'ın söylediği gibi aslında ilk önce sahneyle ilgili ne yapalım, ne edelim. Gökhan, Aytekin, ben, Murat görüşüp aynı zamanda kısa oyunlar yapalım. Bir yandan da bu kısa oyunları yerli yazarlar yazsın ki hem aynı zamanda
Türkiye tiyatrosu yazın pratiğinde de bir şeyler değişsin diye böyle bir proje yapıldı. Bir yandan da bunu sahne üzerinde aslında oynamak ve oradan elde edilecek karla belki tiyatronun sahnenin biraz daha uzaması öngörülmüştü. Sonra işler değişti ve dijital oldu. Bizim maceramızda aslında benim davet ettiğim yazarların ikisinin oyununu siz henüz izleyemediniz. Birisi yeni çıktı. Aslı Ceren Bozatlı'nın oyunu. Zürafalar Yüzemez. Ayet Aç Uşun ve Aytekin Atabey oynuyorlar. O şu an gösterimde ancak ODTÜ'nün gösterdiği bir kısımda değildi. Diğeri de Prova'da Erdi Işık'ın yazdığı Deniz Çakır'ın oynadığı bir oyun. Reg isminde. O henüz çıkmadı. Bu isimleri de geçirmek istiyorum ki şu anda her şeyin her şeye bilgisi varmış gibi geliyordan konuşuyoruz ama kendileri de çok fazla bu işin içinde oldukları için ve bu tür isim anmanın önemli olduğunu düşündüğüm için onları da anmak istedim. Kusura bakmayın bu uzun girişim için. Her şeyin her şeye bilgisi varmış gibi geliyor oyununu Emre yazdı. Murat'la beraber konuştuğumuzda Emre'nin metnini okudum. Tuhaf bir macerası var. Çünkü ilk önce aslında BAM'ın tiyatro kanalında okuma tiyatrosu olarak yapılmıştı. Sonra biz provaya başladık. Provada onu sahneye göre dizayn ettik. Sonra bunun dijitale yapılması ortaya çıktı ve biz bunu yeniden dijital üzerinden bir daha düşündük. O yüzden biraz maceralı bir süreci oldu. Burada Erdem ve Melis başından itibaren zaten o BAM'ın okuma tiyatrosu versiyonunda da oynuyorlardı. Ben de kendileriyle provaya girdim ve uyum sağladık ve elimizdeki metinle böyle bir şey ortaya çıktı. Bu ne kadar tiyatro, ne kadar değil ya da iddia ettiğimiz gibi bu bir arayüz ve sinema ile tiyatro arasındaki o arayüzü mü arıyoruz? Bunu ne kadar ustalıklı yapabiliyoruz? Ya da bunu izleyen insanlar ne düşünüyor, kime hitap ediyor, kime hitap etmiyor? Bunların hepsi tartışma konusu ve bunların hepsine de açığız. Aslında bir yandan da ODTÜ'nün buna vesile olması da iyi. Yani bütün bu oyunları konuştuktan sonra üzerine gelen soru cevaplar üzerinden bunu tartışmaya açma imkanımız da olacak. Çünkü şimdiye kadar henüz bunu yapamadık. Şimdiye kadar sadece biz çeşitli programlara katılıp oyunlardan bahsettik, sahneyle ilgili durumdan bahsettik ve bununla ilgili artistik tercihlerimizden bahsettik. Biraz attık tuttuk amiyane tabirle ama bunu tartışmaya açmamıştık. O yüzden bunun bu açıdan tartışmaya açılması da iyi. Emre'nin oyununu biz Emre görece yani aslında söylenmeyen şeyler üzerinden bir oyun yazmış. Her şeyin her şeye bilgisi varmış gibi geliyor oyununda. İlk okunduğu zaman burada ne anlatıyor, niye böyle bir oyun okuduk ya da izledik ki denilebilir. Ama biz elimizden geldiği kadar söylenmemiş şeyler üzerinden yapılan bir çabayı sahne üzerinde ve dijital mecrada seyirciyle buluşturmaya gayret ettik. İlişkinin sonlarındaki bir çiftin başına gelenler ve bunun şehrin hafızasıyla olan ilişkisi deyip sözü Erdem ve Melis'e bırakayım. Hanginiz konuşmak kendileri isterseniz diye karışmıyorum şu an. Vefat etti galiba ikisi de. Erdem. Ottülü Erdem. Herkese selamlar. Böyle evimde gibiyim ama değil de gibiyim. Online bir yerde. Aslında evindesin de. İlginç bu söyleşilere daha önce çok katıldım ama şimdi online olunca çok daha başka oluyormuş. Yani Berfin, Murat, Aytekin herkes çok güzel anlattı. Kayhan hani çok da laf salatası yapmak istemem. Hani oyuncu olduğum yerden dijital tiyatro deneyimi özellikle pandemi döneminde Berfin'in dediği yerden hani yapmazsak nasıl olacak? Hani bir şey yapmalıyız, hiç yapmadan nasıl olacak? Gibi bir güdüyle ve bu teklif bana işte Kadıköy Boğa'dan geldiğinde tabii ki de hani neden olmasın, üstüne düşünmeye çok gerek yok diyerek kabul ettiğim bir şeydi benim. Oyuncu olduğum yerdense değişik bir deneyimdi, bir arayıştı. Bunun bir cevabı var mı yok mu onu da bilmiyorum. Verimli bir süreçti diyebilirim sadece. Aradığımız, bulmaya çalıştığımız, yer yer ikna olduğumuz. Hiçbir şey yapmamaktansa en küçük fikri harekete geçirmeye çalışmak iyi bir çaba ve olumlu bir enerji üretiyor diye düşünüyorum. Bunu denedik yani. Daha çok hani sizin seyirciye nasıl geçti bu? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü üreten tarafta olduğum için tam olarak anlamıyorum da yani. Melis Hanım. Melis. Bilemedim. Hakkımı saldım ben.
Öncelikle çok teşekkür ederiz. Ben yani Boğal Kısalar'ın ilgi görüyor olması ve konuşuluyor olmasını çok kıymetli buluyorum. Yani projenin bu geçirdiğimiz dönemde bence yani ülkemizde en önemli tiyatro adına yapılan işlerden biri. Boğal sanıyorum yanlışsa düzelt Aytekin ama en son geçirdiğimiz tam kapanmaya kadar hiç kapanmadı aslında. Evet. Bu bence çok kıymetli. Eğer bunun bir parçası olabildiysek bunun yani büyük bir gurur bence. O yüzden Boğal Kısalar ne kadar çok yerde konuşulur ve ne kadar çok bunu dile getirirsek o kadar kıymetli olacak. O yüzden tüm ODTÜ'lülere bu davet için öncelikle teşekkür ederim. Ben yani bu projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Hem oyun özelinde yani hem her şeyin her şeyle bilgisi vardır özelinde hem de bu akısların içinde olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum açıkçası. Durmuyor olmak, üretime devam ediyor olmak, provaya girmiş çıkmış olmak, ister dijital olsun ister tabii ki biz aslında bunu sahneliyor olmak isterdik ve öyle başlamıştık ama sonra dijitale geçelim dendiğinde de aynı şekilde evet dedik ve devam ettik. Çünkü prova yapıyor olmak bence bizim için şu anda nefes almak gibiydi. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum o yüzden. Oyunu biz evet Erdem'le daha önce tanışmıştık. Kayhan'dan önce yani işte dijital BAM tiyatro üzerinde tanışmıştık. Sonrasında Kayhan'la başka bir sürece girdik. Biz çok keyif aldık çalışırken ve yani hiç gitmeyeceğini düşündüğümüz yerlere kadar gitti. İnşallah bir gün sahneye edebiliriz. Dijitalde nasıl göründüğünde beni mesela Erdem gibi aynen bugün burada olmak en çok bu yüzden meraklandırıyor. Çünkü eş dost dışında aslında sizlerden bunu duymak çok kıymetli olacak. Gerçekten biz ne yapmışız? Biz bir deneyimin içindeydik evet ama sizdeki etkisi ne? Nasıl oldu? Bizim kafamızdaki gibi size geçebildi mi? Ben bunu çok merak ediyorum. Benim için biz onu çekerken, çalışırken başka bir deneyimdi. Çekerken başka bir deneyimdi. İzlerken başka. Bugüne kadar yaptığımız her şeyden farklıydı. Ne daha önce yaptığımız kamerada kendimizi gördüğümüz şeyle bir tutabilirim ne de sahnedekiyle bir tutabilirim. Bambaşka bir deneyimdi. Ben karşılığından mutlu oldum. Ama benim mutlu eden şey belki de sadece bu üretimin ve çalışmanın içinde olmak bile olabilir. O yüzden ne çıktığını siz söyleyeceksiniz. Ama ben yani burada tüm bu asaneye ve bu akısaların işte üretim, yaratım ekibindeki herkese bunun içinde olduğum için çok teşekkür ederim. Çünkü bir sene daha çalıştık biz yani. Nefes aldık, sahnedeydik. İnşallah da devam eder. Çok teşekkür ederim. Çok hızlıca Murat Bey'e geçmek istiyorum. Üçüncü oyunumuz Lan için. Tabii Lan'dan bahsedeyim o zaman. Lan, BAM, Lan BAM, BAM, BAM İstanbul diye bir grubumuz var bizim. Benden ve toplam üç kişiden oluşan. Murat an... neden üç harfliler? Neden üç harfliler ve üç kişi? Üçün anlamı nedir merak ettim. Tamamen denk geldi. Orada bir okuma olarak onu geçen sene Nisan ayında sanırım o zaman yazmıştım. Görkem okumuştu. Sonra bu projeyi konuşurken onu sahnede görmek, sahnede çok hayal etmek, hayal etmiştim. Görkem'le konuştuk. Sonra çalıştık. Bir yine 6-7 prova falan yaptık galiba. Orada da bir tam olarak pandemi ile ilgili kafayı yemiş bir beyaz yakalının bir akşamını ya da birkaç gününü onun ağzından bir monolog haline dinliyoruz. O zaman ilk yazdığım zaman böyle biraz ütopik bir şey, distopik bir şeydi ama şimdi düşününce çok da masum geliyor yani. Bence böyle örnekleri görüyoruz artık Lan'daki gibi. Ne kadar kendilerini Banya'ya bulamasalar bile başka şeylere buluyorlar. Buluyoruz. Buluyorlar. Deyip Görkem'e atayım topu. Teşekkürler Murat'cığım. Rica ederim. Herkese iyi akşamlar. Sağ olun. Gerçekten bu projeden bahsedilmesine de fırsat verdiğiniz için. Öncelikle buradan Murat'a da teşekkür ediyorum beni bu oyunla oynattığı için. Çünkü ben çok sevmiştim metni. Okuması da çok zevkliydi. Provası da çok zevkliydi. Beraber üzerine çalışması, kafa yorması da çok zevkliydi. Sahnede de oynamak çok istemiştim. Olmadı ama en kısa zamanda o da olacak inşallah diye umuyoruz. Ona eminim. Ama bu da güzel bir deneyim oldu. Gerçekten hep beraber bir araya gelmek ve böyle bir topluluk oluşturabilmek böyle bir zaman diliminde iyi geldi gerçekten. Öyle yani. Ben de
Ben de böyle toparlayayım. Peki. Kaskın için teşekkürler. Sağ ol Murat'cığım. Teşekkür ederim ya. Geleni yansıtıyorum sana. Canım benim. Sağ ol canım. Çok sağ olun. Meltem Hanım'a sözü versem. Bize biraz oyundan bahsetse, sürecin nasıl geçtiğinden, Sarmal'dan bahsetsek. Hem yazarı olarak hem oynayan olarak. Tabii. Aslında öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Aslında ben de işin şey kısmını çok merak ediyorum. Gerçekten ne izlediniz, ne hissettiniz, size nasıl yansıdı? Çok kısa bahsedeyim. Önce bu süreçten çıkarımım şu oldu. Yani her süreç kendi çaresini yaratıyor. Biz de böyle bir çare yaratmaya çalıştık. Şey çok mutlu, yani normalde işte bir tiyatroya girdiğinde, bir oyuna başladığında bir bütünün parçası olursun. Biz bütün parçalar bir araya gelip bir bütün oluşturduk ve böyle bir, yani gerçekten çok mutluyum böyle bir proje içinde yer almaktan. Oyun da nasıl çıktı? Şöyle aslında kadınlar arası bir dedikodu yani bu. Hani çok fazla evlerde kaldık, çok sıkıldık vesaire. Sonra yani kendimizi böyle bir gözden geçirmek için, ilişkilerimizi gözden geçirmek için çok fazla zamanımız oldu bu pandemi sürecinde vesaire ve psikolog ve psikiyatr arkadaşlarımdan en fazla duyduğum şey işte gerçekten tek terapilerden çift terapisine ne kadar geçtikleri ve insanların işte dip dibe kaldıkları zaman, yani ben 10 yıldır evliyim ama hiç tanımamışım vesaire, böyle şikayetlerle geldiği üzerine. Sonra dedim ki çok uzağa gitmeye gerek yok yani, hikaye kendinde aslında, onu bunu dinleyeceğine kendimize bakalım. Ben de yaşamışım böyle bir şey. Kadın neler bekliyor, ne oluyor? İşte zamanla neyi tüketiyoruz? Erkek ne kadarına cevap verebiliyor? Nelerden vazgeçebiliyor? Hepsini toparladım. Böyle Sarmal çıktı. Ama size nasıl yansıdı onu bilmiyorum. Konuşursak çok mutlu olacağım. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Yani ben gerçekten prova hiç sevmeyen ve seyirciyle coşan biri olarak ondan dolayı çok başta bocaladım. Hani dijitalde oyun nasıl olur vesaire diye. Ama dönüşleri de gördüğüm zaman gerçekten çok mutlu oldum. Tabii ki buna bence alışmamak lazım. Umarım sahnelerimiz açılır ve tekrar seyircimizle, alkışımızla kavuşuruz. Bakalım. Sorularınızı bekliyorum. Bu esnada Serkan Bey de belki kendi adına süreci nasıl geçeceğini anlatmak ister. Herkese merhaba. Ben bayağıdır insanları görmüyorum. O yüzden hepinize merhaba. Boğa Kısalar ekibini bir ayrı selamlıyorum. Otto oyuncularını ayrı selamlıyorum. Biz Meltem'le öyle telefonda konuşurken böyle bir projem var falan ama yazmışken, oynamak istemezken falan, beraber oynayacaksak oynayalım kafasında bir iki telefon konuşmasının üzerine hadi çıkalım oynayalım dedik. Çok da keyif aldım. Çok da güzel oldu. İlk soruda dijital oyunculuk, dijital çekimdeki oyunculukla ilgiliydi galiba. Bizim, yani benim açımdan da bu bir deneme oldu. Hani yaka mikrofonu var, bir çekim var ama tiyatro sahnesindeyiz ve bir tiyatro adı altında bir şey sunacağız. Acaba nasıl yapacağız üzerinden de ilk deneyimimiz bizim için de bir arayış oldu diyebilirim. Ben de merak ediyorum açıkçası sizin neler söyleyeceğiniz oyunlar hakkında, görüşlerinizi. Böyle kısa keseyim, herkese selam vereyim. Çok teşekkür ederiz. Konuştuğum yönetmenlerle bir daha konuşmak konusunda şu an aşırı kafam karışık. Tekrar konuşacağımızı düşündüğüm için oyunları bitirmeye çalışıyorum şu an. Bence kısa oyunları geçelim Berfin'cim. Zaten cevap kısmından hem her şey değinilir tekrar. Hem de zamanı daha verimli kullanmış oluruz. Tamamdır. O zaman deme lazım için bir Gökhan Bey'le de konuşalım ve onun da neler düşündüğünü merak ediyorum. Merhabalar öncelikle. Kendi sesimi geri duyuyorum. Süreçten mi bahsedeyim, oyundan mı bahsedeyim? Bunu tam anlayamadım bu verilen cevaplarla. Yani siz aslında nasıl isterseniz, hem sürece nasıl dahil oldunuz, hem sizin için nasıl geçti oyun süreci. Ben ekibin aynı zamanda yaratım ekibindeyim. Ekip bu ekibin bir parçasıyım. Onun için oyunları öncelikle sahnelemeyi planladık. Ve arka arkaya, Murat'ın da bahsettiği gibi, arka arkaya 3 oyunu sahnede az oyunculu, insanları yormadan bir şekle dönüştürmeye çalıştık. Fakat
işte pandeminin getirdiği koşullarla beraber seyirciyle buluşmak için bir arayüz aramaya başladık. Bu arayüzü de Özgür Can ve Ahmet Hamdi'nin katkılarıyla dijitale taşımaya karar verdik. Yani bu şekilde sizlerle buluşmamıza yardımcı oldu ve burada 100 kişinin oluşturduğu bir gönüllü ekiple beraber çalıştık. Tamamen oyunların bu arada çalışmaları tiyatro çalışma prensipleriyle gerçekleşti. Hani bunu özellikle dijitale yapacağız diye başladık ama başlamadık. Tamamen sahnelemek üzerine çalıştık. Sonra bazı yönetmenlerin işte dijital olmasına karşı gösterdiği rejilerle video yönetmeninin rejileri bir araya geldi. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. O zaman herkes bunu bekliyorsa soru cevap kısmına geçiyorum. İlk de Eda'ya söz veriyorum. Söz istemişti. Ay, merhaba. Ya hepiniz gerçekten hoş geldiniz. Bu hoş beş kısmı bitmiyor gibi herkes söylüyor ama yani ben çok duygulandım. Böyle Nergis Hocam'ın da dediği gibi profesyoneli, amatörü demeden her birimizin amacının aynı olması ve tiyatronun bizi buluşturması bana yani çok... Neyse tamam, çok duyguya da boğmayayım. Kayhan Hocam'a ben soru sormak istiyorum. Her şeyin her şeyle bilgisi varmış gibi kısası için. Yani nasıl soracağımı da bilmiyorum. Çünkü aslında hani süreci dediğiniz gibi bir yani tiyatro oyunu olarak tasarlayıp sonra dijitale çevirdiğiniz için nasıl çevrilir bu? Yani adaptasyon da aslında yani bambaşka, yani onu başta da bir sormak isterim ama özellikle de kafama takılan şey oldu. Geçişlerde 20 dakika önce kadın ve erkek olarak tane ve saat galiba yanlış hatırlamıyorsam saatin yer aldığı böyle 4 tane siyah ekran görüyoruz. Bunları acaba şey gibi düşündüm. Hani o kameranın verdiği görsel güçle daha farklı yansıtabilir miydik? Yoksa Kayhan Hocam'ın var mıdır bir bildiği gibi de geldi. Onu sormak istiyorum. Tabii bu arada hani yansıtamamış da olabiliriz. Yani yönetmenler, oyuncular illa bir şeyleri biliyor ve çok iyi yapabiliyor diye bir şey yok. Öncelikle hani bunu söylemek isterim. Orada biz aslında olabildiği kadar metni aldıktan sonra dijitalin de olanaklarını kullanarak o öyküyü biraz daha anlatmaya gayret ettik. Ve orada da hani kimi insana bu hitap edebilir, kimi insana hitap etmemiş olabilir. Orada ki bütün amacımız buydu. Yani aslında hem bu bir sahnede geçiyor mecburen. Dekorlar var mecburen. Bu bir tiyatro oyunu mecburen. Ama aynı zamanda elimizdeki malzeme dijital. İkisinin arasındaki durumu, çünkü bir yandan da Zoom konuşması yapıyor aslında ikili. Kadın ve erkek Zoom konuşması yapıyor aynı zamanda. Bu da bir yandan da hem tiyatrodan koparan bir şey ama aynı zamanda da dijitalde işimize de yarayan bir şey. Bütün bunlarla beraber görüntü yönetmeni Ahmet Hamdi ve video yönetmeni Özgür Can, onlarla beraber toplantı yapıp bunu bir ara form bulmaya çalıştık. Ama orada o yazıları neden yazdım herhalde dijitalde kendime güvenmediğim için ve dijitalde daha iyi bazı şeyler anlaşılsın diye altını çizmiş olabilirim. O yüzden yazmış olabilirim. Ya da oyunun bazı kısımları çok muğlak. Bir kısmına ben müdahale ettim. Birkaç cümle ekledim. Sahnede olsa eklemezdim. Çünkü sahnede kendimi daha kuvvetli bulduğum bir alan. Yıllarımı geçirdiğim bir alan ama dijital öyle değil. O yüzden oralarda bakın altını çizip bakın böyle demek istiyorum gibi şeylikler yapmış olabilirim. Kerizlikler yapmış olabilirim. Genel olarak böyle, bilmiyorum hani soruna yanıt verebildim ama olabildiği kadar hani şu an düşünüp samimi yanıtlar vermeye gayret ediyorum. Benim sorum da zaten muğlakta, dediğim gibi yani sahnede çalıştığınız tiyatro oyunu olarak tasarlandı. Zaten o dijital saat kısmı şeydi, yani onu çok yabancısımamışım, bu nasıl bir kelime bilmiyorum da yani o çok şey yaptı yani, evet dijitale geçmiş, ona bir adaptasyon karesi bu galiba falan ama ya zaten erkeğin sahnesine geldiğinde görüyoruz, ona yakınlaşıyoruz. Kadının sahnesine geldiğinde onun dönüm noktasının hikayesini dinliyoruz. Ayrıca gördük, onu niye gördük falan ya, öyle düşündüm ama teşekkür doğru, ederim. Doğru, yok doğru bir nokta, teşekkür ederim. Ben de bunları böyle fikir geldikçe ya da eleştiri geldikçe alıyorum. Mesela zürafalar yüzemezi şimdi yaptık. Orada öğrendiklerimi biraz uyguladım. Şimdi yeni işler olacak. Yavaş yavaş bu dijitalle tiyatro arasını bulmaya çalışıyoruz. Bütün bu eleştiriler, yorumlar önemli. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Heyecanla bekliyoruz Kayhan Hocam. Teşekkür ederiz.
Sorusu olan varsa chatten yazabilir. El kaldırabilir. Berfin, çok özür dileyerek araya girebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Arkadaşlardan oyunlarla ilgili fikirlerini, beğenilerini, eleştirilerini de eklemesini isteriz. Oyuncu arkadaşlar da, hani yönetmen arkadaşlarımız da bunları duymak isterler. Fikirlerinizi de belirtirseniz bizi mutlu eder. O zaman söz almak isteyen varsa çete yazabilir, el kaldırabilir. Bekliyorum şu an. Bu sessizlik anları nasıl yöneteceğimi hiç düşünmedim. Sen seç. Bengüs'ü falan sor. Oyunlardan, hani oyunları nasıl bulmuş, nasıl hissetmiş? Bengüs hadi anlatsın bize, evet. Nasıl hissetmiş? Mesela hashtag başka bir noktadan özel, güzel bir hikaye. Sonra devam ediyor hikayeler. Ya bir arada şeyi konuşacağım. Cemre Kaboğlu muydu? Bir dakika. Cemre Kaboğlu'nu evet, konuşturalım. Evet, Cemre bize, evet. Ben de sevmedim de son oyun için ne düşünüyorsunuz onu merak ettim. Neyi sevmemiş mesela? Cemre bize Otto oyuncularından anlatsın. Böyle talihsizlikler oluyor online'da. Cemre çıksın, itiraf etsin. Evet, süper bence. Cemre kurban sen ilan edelim bak. Evet, gerçekten. Bir de söyleşide söz almak istiyordum. Bunu yazdıktan sonra böyle evde ter döküyorum. Görüntümü açamadım ama teşekkür ederim. Ben biraz sonra toplayıp şey yapabilir miyim? Çünkü biraz gerginim bir süredir. Tamam, o arada ben şey yapayım. Tamam. o zaman sıradan aklıma gelenleri şey yapayım madem. Hashtag'i takip etmekte birazcık zorlandım. Neden öyle oldu bilmiyorum açıkçası. Şu an aklıma gelenleri direkt söylüyorum yani. Sarmal'ın metnini çok sevdim. Yani çok aşırı klişe olacak ama çok doğaldı. Yani böyle çok asla edebi değildi. Çok böyle ağızdan çıkan aşırı gündelik, çok çok güzeldi. Yani çok sevdim metnini. Başka? Lan'ı da çok sevdim. Sanırım öyle bir şey dedi Görkem Bey. Sonra sahnede oynayacağız gibi inşallah. Yani onu böyle oynarsanız çok çok güzel olur gibi. Gel, çok izlemek isterim sahnede. Çünkü sesten alıyordunuz ya böyle bazı şeyleri. Yani ses üstünden böyle bir hikayeyi takip ediyoruz gibi bazı anlarda. O çok keyifliydi izlemesi. Böyle aklıma ilk bunlar geldi. Ben Emre daha iyi misin? Evet, daha iyiyim. herkese merhaba. ya ben şey konusunda biraz kafam karışık. İşte dijital ve tiyatro, zaten o tarz şeylere değindiniz. Ya kurgu yapılmasından ben bilmiyorum yani, hani aslında o imkanı kullanmak gibi bir şey oluyor ama bir yandan da o tiyatronun o şeyini alıyormuş gibi hissettim. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani hani o sahnede değil de başka bir yerde çekilseydi de aynı şeyi izler miydik diye düşündüm. Öyle bir sorun var yani. Hani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunu yaparken nasıl düşündünüz bu konu hakkında? Kurgu konusunda özellikle ne düşündünüz? Bu benim de sorduğum bir soru kendime. O yüzden şey diyebilirim. Victoria diye bir Alman filmi var. Tek planda çekilmiş. İşte o zaman o da hangisi tiyatro mu? Hangisi geldi aklıma bu arada izlerken? Yani o zaman ona da tiyatro mu diyelim? Bilmiyorum ki. Yani net bir cevabı yokmuş gibi geliyor. Kurgunun yani dijital tiyatro diye bir şey yokmuş abi de diyebiliriz belki bundan 3 sene sonra. Bilmiyorum. Belki de bulacağız o ara formu ama hani oralar böyle nasıl diyeyim, işe yarıyorsa mübahtır gibi geliyor bana şu anda. Yani işe yarıyorsa eserin seyirciyle buluştuğunda anlatmak istediği şey bir şekilde geçiyorsa işe yaramıştır gibi geliyor bana. Ben de düşünüyorum, tek plan mı olmalı? O zaman tek plan film tiyatro mu oluyor falan? Ben de pek bilmiyorum. Yani ne bileyim, kurgu rahatsız ediyorsa işe yaramıyordur. Hani sırf kurgu yapmak için yapılmış gibi bir
hava varsa o işin içinde, evet, o biraz göze batar gibi geliyor. Ama tiyatronun içinde anlatımı güçlendirmek için kullanılıyorsa neden olmasın diyorum. Bilmiyorum, ya da şey mi olmalı, sinemadaki akımlar gibi birileri toplanıp abi bir manifesto yayınlamalı ve abi tek plan olacak, abi tek ışık kullanılacak, kurgu olmadan bir şekilde ilerleyecek mi demeliyiz, onu da bilmiyorum. Evet, düşüncelerim böyle bu konuyla ilgili. Belki ben aklıma ilk gelen şeyi hani söyleyebilirim. Şimdi hani aslında biz buna dijital, yani tiyatro demiyoruz, hani yani dijitali ekliyoruz. O yüzden aslında hani birebir sadece tiyatroyla kıyaslamak bence hani bizim de aslında arada kalmamıza neden olabilir. Yani bizim, yani belki başta konuştuğumuz zaman hepimizin kısmı olarak değindiği şeylerden biriydi. Yani aslında yeniden, yani yeni bir şey bizim için de, yeni bir alan ve yeni deneyimlediğimiz bir şey. O yüzden hani böyle Nergis de şeyi söylemişti. Hani bir oyuncu olarak ben hani şimdi ne yapacağım dediğim bir şey. Evet, hani belki sürekli benim de aklıma gelen şey işte tiyatro. Şimdiki zamanda olan ve yüz yüze yapılan bir şey. Ama şu an evet yine bizim kendi, yani oyuncuların ve benim olduğum anda şimdiki zaman vardı ve bir gerçeklik üzerinden kuruluyordu. Ama işte sinemada o var olan, aslında hani kameranın göstermek istediği şeyi görüyoruz ya, ya da hani yönetmen sana bunu göstermek istiyor ve sen onu izliyorsun. Benim mesela deneyimlediğim şeylerden biri şu olmuştu. Yüz yüze izlediğim zaman işte mesela hashtag özelinde daha çok. Ağlıyordum yani sonrasında mesela kurgu bana geldiğinde, çünkü o izlediğiniz şey işte farklı açılardan çekiliyor, anlar yakalanıyor ve sonra size bir kurguya dönüştürülüp veriliyor. Bakıyorsunuz ona yönetmen olarak, tekrar geri dönüş yapıyorsunuz. Ben mesela bazı anların yitirildiğini düşünmüştüm. Çünkü hani izlerken sahnede beni etkileyen şeylerin kurguda yok olduğunu düşündüm. Ya aslında hani bence şöyle bir durum vardı orada. Kurguyu yapan arkadaş sinemacıydı bence ve o kafayla yapmıştı. Benim için ama o tiyatral olan yok olmuştu orada. Mesela benim uyarılarım, yani hani uyarılarım derken hani bana göre olması gereken şeyler, kendi adıma dönüşlerimi öyle yapmıştım. Hani bu açıdan çektiğimiz şey kullanılsın. Çünkü orada an vardı ve şu an biz bunu göremiyoruz. Çünkü daha sinematografikti mesela izlediğim şey. Ama bana göre tiyatral olandaki an yoktu. O yüzden mesela daha çok ben hani öyle geri dönüşler yapmıştım. Şeyi yapan, kurguyu yapan arkadaşımıza. Ya bu durumda aslında işte hani bizim de deneyimlediğimiz şey şu oluyor. Devamlılığı tutmak, yani aslında sinematografik olan ya da filmlerde ya da işte dizilerde kullanılan bir şey ama bizim için böyle bir durum yok. Ve biz bununla karşılaşıyoruz çekimler esnasında. Yani bir bu, bir de anları, aslında işte o dediğim tiyatral an dediğim şeyi seyirciyle nasıl buluşturabiliriz böyle bir formda. Kendi adıma daha çok deneyimlediğim, bunun olması gerekiyor, buna dikkat etmen gerekiyor dediğim şeyler mesela bunlar olmuştu. Ama tabii ki şunda şu da etkili, yani Cemre, bilmiyorum tabii ki hani sadece senin soruna cevap vermek üzerinden demiyorum. Ben de burada aslında hani senin soruna da hani bir taraftan böyle sesli de düşünüyorum. Daha doğrusu kendi deneyimlerimi aktarıyorum. Şimdi Avrupa'daki dijital tiyatro durumu çok daha farklı bir şey. Yani orada 10 yıldır işte, yani 10 yılı aşkın bir süredir zaten var olan bir şey. Ama biz Türkiye'de bunu pandemi dönemiyle birlikte yaşamaya başladık. Ve bizdeki teknik altyapı ya da teknik olanaklar o kadar güçlü değil. Ve aslında bir yönüyle biz yine elimizde olan materyallerle, yani yapabileceğimizin en iyisini aktarmaya çalışıyoruz. Bir de öyle bir taraf var. Yoksa aslında hani daha... Yani bu proje açısından demiyorum. Çünkü burada da hani yapılabilenin en iyisi yapılmaya çalışıldı. Ama orada işte mesela 3 ayrı kamera, bütün anlar çekiliyor. Hani o dijital tiyatro dediğimiz şey. Çok daha her şey profesyonelce yapılıyor. Ama burada birazcık daha dediğim gibi var olan olanaklarla ve bunlara dikkat ederek vermeye çalışıyorsun. Tabii ki ama hani bizim için de, yani dışarısı için belki geçen şey ya da eskiyen şey buradaki koşullar açısından yeni ve deneyimlediğimiz bir şeye dönüşüyor. Ve kendimizi böyle yorumlamaya çalışıyoruz. Süleyman Can söz istiyor. Galiba, değil mi? Evet, teşekkür ederim. Şöyle, öncelikle kurgu hakkında biraz fikrim vardı, onu belirtmek istiyorum.
internetten ve bir ekranda izlediğimiz için tek açı olduğunda büyük ihtimal beni inanılmaz derecede sıkardı ve 1 saat 20 dakikalık bir tiyatro oyunu serisini izleyemezdim. Kurgu olması olayı daha da renklendirdi ve izlememe olanak sağladı. Çünkü gerçek hayatta olsa izlerim ama burada ekranda olduğu için ne kadar iyi oynasanız da tek açı bir yerde sıkıyor. Orada açıların değişmesi, farklı açılardan mimikleri görmek, yakınlaşması, uzaklaşması beni ekrana bağladı açıkçası. O benim açımdan güzeldi. Pek bir şey kaybettiğimi düşünmedim. Genel olarak tüm oyunları sevdim ve eğlenceliydi. Az çok anlayabildim. Şöyle, hashtag'teki... İşte özellikle beğendim bu arada. Siz çok güzel oynadınız Berfin Hocam. Bilmiyorum. Özelinde bayağı keyif aldım sizi izlerken. Hatta geri alıp bazı yerleri daha izledim. O kadar keyif aldım. Hashtag'ten sonra her şey... Hashtag'de şöyle bir şey var. Girişteki müzik çok sesli. Orada bir uyanalım diye mi yaptınız? Bu bilinçli miydi? Kim yönetmense şu an kaybettim. İşte o müziğin yüksek olması şey miydi? İstediniz mi? Çünkü sürekli ayarlamak zorunda kaldım. Biraz yüksekti. Kulaklıktan dinliyordum. Bu istekli bir şey miydi? Uyanalım diye mi yaptınız? Bunu bir sormak istedim. Hashtag'in oyuncusu Nergis'ti. Nergis Öztürk ve aa, Cemal. Çok ben oyuncu öğretmeniydim. Belki ikimizin karşısında kıvırcık olmasın. Ben anladım seni, çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın gerçekten. O hiç önemli değil. Şahane şeyler söyledin. O kadar izlerim dedim ya. Önemli değil ya, hashtag'in ismini biliyor olman önemli. Bir gün tanışırız. Çok çok isterim. Yani aslında programlarda hani genel olarak öyle daha yüksek bir hani volümle başlanılır ya ve aslında o bir taraftan da seyirciyi hani şey yapmak, canlandırmaktır ve bir şeye hadi başlıyoruz deyip harekete geçirme noktasıydı. O yüzden de aslında bilinçli bir tabii ki seçim, bilinçli bir tercih. Ama bilmiyorum, tabii ki çok daha fazla geldiyse, yüksek geldiyse. rahatsız ettiğinizi bilemedim. Ne diyorsun Nergis? Sence? Kısarız yani, eğer rahatsız ettiğinizi bilmiyorum ki. Not teşekkür aldık. Ederiz. Çok güzel şey. Değil mi yani? Yapabiliyoruz. Değil mi Aytekin böyle tabii, şeyler? Tabii. Yani... Süleyman Can'ın isteğini not aldık. Çok sağ olun. Her şeyin her şeyle bir ilgisi varmış gibi geliyor. Bu ikinci oyundu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ya ben yine karıştırdım, üçüncü oyundan konuşacaktım. Lan Lan Lan'dan bahsetmek istiyordum. Lan Lan Lan'da oyuncu neden bir yerde basılı kaldı, böyle ayakları hareket etmedi? Bu neyi anlatmak istiyordu? Böyle dolanıp bağırsa daha mı etkili olurdu diye düşündüm. Bir de sahnede diğer boş bir seyirci koltuklarını gösterdiniz ya, burada bir yabancılaştırma mı amaçlandı veya pandemiye bir gönderme mi istendi? Bu arada bu oyunun oyuncusunu da çok beğendim. Çok güzeldi. Ellerine sağlık açıkçası. Helal olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ali Fuat söz istemişti. Ona söz vereyim mi? Vereyim. Merhabalar herkese. Ya benim sorum şöyle, yani dijitale aktarılıp aktarılmamasından başka bir şey soracağım. Yani dijitale aktarılması anlamında, ya Dogville geldi benim aklıma direkt, bu internetin şey düşününce ne vardı önceden aklıma ne geliyordu bu oyundan önce mesela önce. Ya Dogville var mesela, bayağı iyi yani, çok hayran oldum için. Bence bu yapılabilir ama öncesinde direkt hani çoğunuz okul mu okuyorsunuz diye biliyorum. Öyle tahmin ediyorum ya da. Ben alaylıyım, yıllardır oturuyorum ve yıllardır şenliği takip ediyorum, izleyerek devam ediyorum. Komedyenlik yapıyorum bir yandan da. Yani sormak istediğim şu, iyi bir tirat veya iyi bir pasajı iyi bir oyundan ayıran ne? Yani oyunla o tiradı veya nasıl desem, yani dijitale aktarılacağı belli olduğu için de biraz o oyunculukların nasıl veya açılması üzerinden ne düşündünüz, nasıl kapıyordunuz? Bunları sormak istiyorum. Teşekkür ederim.
Soru tam ortada duruyor. Kimse Ali Fuat bir isim ver. Bir isim ver. Bilmiyorum ya, aslında hepsinin oyunların bu anlamda birbirine benzettim. Hepsinin aynı soru takıldı aklıma. Ya da okuyorsunuz dediğim gibi. Yani bu anlamda aydınlatacak, aydınlatmak isteyen varsa da ona soruyorum. Bilmiyorum, tam onu kestiremedim. Kime sormam diye. Ben çok kısa kendi düşüncemi söyleyeyim. Bir oyunla bir tiradı ayıran şey. O tarafı çok iyi anlayamadım ama şöyle bir şey. Şimdi bu bir şöyle bir genel konsept olarak bir ilk başta söylediğim gibi oyunların yazılması ve çalışılması için daraltılmış bir sınır var. Yani süre, oyuncu vesaire. Fakat onun dışında yazarların yazdığı ya da yönetmenlerin yaptığı şey tamamen kendi alanlarında, onlar özgür bir şekilde ne istiyorlarsa onu yaptılar. Biz sadece fikirlerimizi söyledik. Yani ilk yaratıcı ekipten bahsediyorum. Yoksa yani dijital tiyatro, yani ben çocukken de televizyondan tiyatro oyunların çekimlerini izlerdim. Bu anlamda hani televizyonun icat edildiğinden beri bu çekimler yapılıyor aslında. Hatta belki bilmiyorum, ilk tiyatro namına izlediğim ilk şey televizyonda izledim. Keşanlı Ali Destanı olabilir. Güliriz Sururi ve Engin Cezar'ın başrolünde oynadığı. Dediğim gibi bu bir ilk oyundan son oyuna, şimdi yani bu ilk beşliden son beşliye kadar süreçte de öğrenilen, aynı video yönetmeni ve görüntü yönetmeni çalışıldığı için onlarla paslaşmanın arttığı bir yaratıcı süreç. O yüzden yani iyi benim için, tabii ki benim de favori oyunlarım var. Fakat iyi ya da kötü yok benim için. Hep denemeler var kendi oyunumda, bütün oyunlar için. O yüzden bu deniyor olmak değerli. Çünkü seneye pandemi bittiği zaman ben kendi adıma bu işi, sinemayı ve kamerayı çok seven arkadaşlarımı devredip kendim sahnede yapmaya devam edeceğim. Oyunlarımı ekranda değil, ekranda görmek istediğim başka projelerim var. Onlar için çabalayacağım. Kendi adıma böyle çabalayayım. Kısa deyip uzun uzun konuştum, yine kapattım kendimi. Teşekkür ederim. Bu soruya başka yanıt vermek isteyen var mı? Onu bekleyeyim önce. Ya ben soruyu anlamadım. Tiradı oyundan ayıran şey mi ne? Soru bu mu? Ya biraz şey, kamerayla çekilmiş olmaktan itirazların, yani o bir kişi, bir kişi olan fotoğrafçılığı falan, ama oyunculukların büyüklüğü yani daha siyasal. O yüzden kamera her zoom yapışını her yaptığında yaklaşıyor. Benim yerime yakaladığında bir yoruculuk hissettim. Yani yordu o noktada oyunlar beni. Yani oyunun bir anlamında sanki geçişim sıkıntısı buraymış gibi. Bir yandan da şey gibi hissettim. Şu an bir tirat izliyorum. Kayıtlı bir tirat izliyorum. Yani o oyunsuzluk kafamda kayboldu. O yüzden bir yandan şey düşündüm. İyi bir tirat mı acaba? İyi bir tek kişilik oyununda farkı ne? Onu da kestiremedim. Öyle. Yardıma takılanlar bir bildiğim karmaşa bu. Oyunlar. Yani, Serkan bir ses... Anlamaya çalışıyorum. Seni yormuş olması zaten problem. Yani senin açından değil, oyuncunun açısından sana aktaramamış olması diyeyim bir problem. Yoksa onun tirat olması, o anda monolog olarak derdini anlatmaya çalışması falan, bunların bir önemi yok. Diyalog da geçse. Demek ki seni... o anda zoom yapılması belki de seni rahatsız etti. Ama zoom yapıldığı zaman da aslında rahatsız olmaman gerekiyordu. Çünkü oyuncunun, hepimizin yani, bir şekilde onu daha minimal yönlerle anlatıp seni rahatsız etmemesi de gerekir. Belki kamera açısı, yönetmen, belki görüntü yönetmeni, bir sürü etken var o durumda ama bizim için de bir ilk deneyimdi diyebilirim. Diğer sorunun cevabı da senin değil, diğer arkadaşımızın. Bu dijital tiyatro, bence bunların hiçbiri dijital tiyatro değil benim gözümde, benim nezdimde.
Bu isim bir pazarlama ismi gibi bir şey oldu. Benim için tiyatroyu sinemadan, diziden, diğer platformlardan, oyunculuk platformlarından, her şeyden ayıran şey kesintisiz bir şekilde başının ve sonunun olması. Hiç kesintisiz olmasıdır. Tiyatronun diğerlerinden ayıran tek özellik benim için bu. Bunu 5 farklı açıdan çekebilirsiniz aynı anda. Farklı açılarla izlenebilir. Oradan bir başında bir yönetmen olur. Görüntü yönetmeni aynı anda akarken açıları değiştirir. Kamera 3, kamera 4, kamera 5 yapar. Onun yakını vardır. Onun ikili geneli vardır. Aynı anda hepsi çekimdedir. Girer ve bu canlı yayındayken tercih edilebilir, değiştirilebilir ama benim için tiyatro dediğin zaman başı ve sonu var ve kesintisiz akıyor. Bizimki biraz böyle pazarlama işi gibi oldu. Benim gözümde dijital tiyatro bu değil Aytekin hocam falan diye sinirleniyormuş bir anda böyle. Hayır falan. Benden bu kadar. Çok sağ olun. Chatten Onur yazmıştı sorum var diye. Sonra Deniz hocama söz vereceğim. Merhabalar herkese. Sesim geliyor mu Berfin? Geliyor. Tamamdır. Emeklerinize sağlık öncelikle. Hoş geldiniz. Ben aslında soracağım sorulardan birine cevap aldım. Şeyi soracaktım. Yani oyunlar tek seferde mi çekildi? Farklı take'ler sahneler için kullanıldı mı? Hani o kurguda çok anlaşılmıyor. Ve hani bu işte kesintiye uğradığı zaman aslında tiyatro olmaktan çıkıyor bana kalırsa diyecektim. Benzer bir şey söyleyecektim. Mesela hani ne kadar farklı sahneler, mesela bir sahne diyelim işte çekildi, bir kez daha denendi ve ikisinden biri seçildi ve farklı akışlar içinde hani arda arda konmuş gibi oldu bazı oyunlarda sanırım. Hani bu ne kadar oldu onu merak ediyorum ben ve bunun sizce yansıması nasıl oldu? Sizin perspektifinizden yönetmenlerin ve oyuncuların yansıması nasıl oldu onu merak ediyorum. Çünkü ben de şeye katılıyorum Serkan hocama, az önce konuşan sizdiniz değil mi hocam? Ve hani mesela National Theatre canlı örnekleri var. İşte benim izleyip çok etkilenmiştim. Mesela şeyde izlemiştim onu, Ser Modern'de bir açık hava tiyatro gösterisi olarak izlemiştik. Ve şey, orada tabii ki ekipman, her şey zaten buna yönelik hazırlanmış. Dediğiniz gibi bütün anlar çok net, önceden düşünülüp yakalanmış ve kesintisiz bir oyun var. Yaklaşık 3 saatlik bir oyun ve hayatımda izlediğim en iyi oyunlardan biriydi. Dijital olmasına rağmen. Ve çok etkilenmiştim. Yani bu çekim bu şekilde olmadığı zaman, kesintiye uğradığı zaman işte ne kadar tiyatro oluyor sorusu. Ve o tiyatro orada hani eseri kaydedilirken seyircinin buna şahitliğinin olmaması aynı zamanda, kayıt olsa bile. Bu da etkiliyor mesela. Hani sizin bu işlerinizde de sanırım bir seyirci yoktu arka planda bildiğim kadarıyla. Hani varsa aydınlatın. Bunlar nasıl etkiliyor, etkiledi sizi? Bunları sormak istemiştim. Ben biraz, işte kimse konuşmuyor, ben konuşabilirim. Ben biraz, sesim geliyor mu benim? Geliyor. Açık mıyım? Sıkıntı yok, sesim geliyor. Tamam. Ben hashtag özelinde nasıl çalıştığımızı söyleyebilirim. Yani bu bütün bu konuştuklarımız hala aynı fikirdeyim. Bir süre sonra üzerinde net olarak belki de konuşabileceğimiz şeyler olacak sanırım. Deneyimlerimiz yeni olduğu için. Şöyle bir durum var. Tabii şimdi bir seyirciyle bu bahsettiğimiz bütün oyunlar, televizyondan izlediğimiz ya da kayıtlardan izlediğimiz, kayıt altına alınmış o büyük oyunlar, bunlar seyirci karşısında. Yani normalde de biz ekrandan değil de biletimizi alıp gittiğimizde izleyeceğimiz bir şeyi izliyor oluyoruz. Dolayısıyla da Berfin'in dediği onlar uzun bir süredir buna alışkın dediği yere katılıyorum. Çünkü yaklaşık yani ne kadar zamandır bilmiyorum ama hani işte mezun olduğumdan beri nacizane tiyatro yapıyorum ve hiçbir oyunumun çok güzel bir kaydı henüz elimde yok. Kayıt altına alınmış oyunlarım var ama henüz güzel sesi, görüntüsü, izleyebileceğim bir henüz öyle bir kaydım yok. Yani bilmiyorum sizlerde var mı? Dolayısıyla da bu şimdi bu başka bir tarafı, bizim yaptığımız sanırım başka bir şey. Tamamen şu an sorduğun soruya şu an düşünerek ve çekerken de bunu düşünmüştüm. Mesela biz hashtag öncesinde
Orada bir 5-6 kişi değil 10 kişi falan vardı. Biz bir röportaj yapacaktık. Provalarımızı yaptık. Çekim günü gittik oraya ve önce 10 kişiye biz oynadık. Normal kamera falan hiçbir şey olmadan. Ve şahane bir duyguydu. Uzun bir süredir oynamamışız. Ben mesela çok duygulandım o an. Her şey çok güzel. Seyirciyi görüyor olmak çok güzel. Böyle bir kaosun içindeyken oradan çıkıp böyle bir nefes alma haliydi. İnsanlar gittiler ve biz kayıda başladık dedik. Yani oranın güveniyle açıkçası. Berfin de sordu yani çekil. Tabii ki kayıt edelim. Önce işte iki kamera çalıştı arkadaşlar. Önce FAS'ta kameralar durdu bir açıda ve biz oynadık. Bizim oyunumuz tabii biraz daha stüdyo ortamında geçen bir hikaye ve orada da bir anlatı durumu var. Aslında anlatı, yani bütün oyunlarda anlatı durumu var az çok ve olmadı. Olmadı yani. Şöyle bir şey oldu yani hissim şuydu onu anlatmaya çalışıyordum. Yani şimdi... tam dediğiniz noktada yani evet orada bir seyirci olsaydı kamera ile çekilirken de, hani seyirci karşısında hissettiğim şeyi mi hissedecektim? Çünkü ben şu an nereye bakıyorum ve kime oynuyorum duygusu var. Yani şimdi ve o anda gerçekleşebilecek bir şey değildi çünkü o. Sonra bir toparlanıp tekrar kayıta aldık. Ve bizim hashtag çekimleri diğerleri tam olarak nasıl oldu bilmiyorum ama şöyle oldu. Oyuncular arasında gezindi arkadaşlarımız... Çeken arkadaşlarımız ama biz her seferinde en baştan oynadık. Çünkü öbür türlüsü en azından yapabileceğim bir şey değildi benim. Hani ben, en azından ben baştan sona bir akışın içinde oynamalıyım. İşte hangi açıdan çekilecekse çünkü yakınları vardı. Pardon. Çok affedersiniz. Ben hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Bağlantınız gitti sandım ama hiç evet. Sorun yok. Devam edebilirsiniz. Hayır. Annem aradı çünkü çok hızlı. Tahmin etti. Yani dolayısıyla da sadece deneyimlerimi paylaşıyorum. Ama şimdi birazcık şeyi ayırmamız lazım galiba. Seyirci karşısında oynanmış bir büyük oyunu çekiyor olmakla... bir büyük oyunu çekiyor olmakla bizim burada yaptığımız ya da şimdi mesela şunlar da yani oynanmış oyunların kayıtları da yapılıyor. Onlar da izlenebiliyor canlı olarak. Mesela o da başka bir şey sanırım. Hani biraz izleyerek, görerek, deneyimleyerek anlayabileceğimiz bir şey olacak sanırım bu. Ama hani dijitale iş yapıyoruz diye başlamadı evet bu proje. Ama dijital olduğu yani dijitale çekme durumunda kaldığımız için onun üzerine kafa yoruldu. Tercih eder miyiz, etmez miyiz? Şimdilik kendi adıma çok tercih edebileceğim bir şey olmaz belki. Biraz önce bir arkadaşımız söylemişti hani uzun oyun, kısa oyun. Evet yani hani geniş açıdan izleseydiniz belki bizim iyi hissettiğimiz anları size geçmeyebilirdi. Yani söyleyecek çok şey var ama ben de bu kadar söyleyeceklerim. Biraz deneyimlerimden bahsedeyim dedim. Çok sağ olun. Aslında yani şey durumu var hani bir oyun içerisinde hani ben çok birbirinden hani şu yönüyle ayırmıyorum yani daha önce de mesela hani oyun yönettiğim zaman hani nasıl bana bir tekst geliyorsa ve o tekste nasıl çalışıyorsam ya da oyuncularla nasıl çalışıyorsam aslında benim için süreç zaten o şekilde akıp gitti. Sadece işte son kertede işin içerisine çekimler girdiği zaman doğal olarak işte hani Nergis'in de dediği gibi yani hani o belki işte Serkan'ın da belirttiği gibi hani akışın içerisinde bu kaydı almak hepimiz için belki rahatlatan ve evet biz bir tiyatro yani her ne kadar şey dese bile arkadaşımız hani bir seyirci yoktu ama orada bir kişinin olması bile benim için bir seyircinin olması anlamına geliyor. Hani teknik ekip vardı ve izleyen bir teknik ekip vardı ve neticesinde oyuncular bir şeyi oynuyorlardı, performe ediyorlardı. Sadece işte son kertede o kameranın devreye girmesi ve o akışın içerisinde işte 5 kere o kaydın alınması yani başka bir boyuta getirdi ve sonrasındaki belki o kurgu kısmı işi daha hani işte o sizin dediğiniz hani neden zoom yapıldı buraya ya da neden bu gösterildi dediğiniz kısımda aslında sonrasında zaten yönetmenin tercihi ya da işte hani hem kurguyu yapan arkadaşın da bir yönüyle bize önerisi öyle söyleyeyim ama hani neticesinde hani yönetmen tercih ediyorsa o arkadaşımız da buna karar veriyor ve öyle kurguluyor. Ya o yüzden aslında çok daha önceki işte bir oyun sürecinden çok da bağımsız değil bence. Orada da bir karakter dramatürjisi yapıyorsunuz. Oyunun
oyunu konuşuyorsunuz, oyunu tartışıyorsunuz, metnin dramatürsünü yapıyorsunuz, oyuncularla bunu tartışıyorsunuz. Neler olsun, neler olmasın, hani bu eksik ya da buraya şöyle bir cümle koyalım. Bütün bu süreçler işliyor. Sadece sonrasında dediğimiz gibi yani belki işte bu da tabii ki hani zaten bunu hemen doğal karşılaşsak bence sıkıntı orada. Yani tabii ki kabul etmeyeceğiz. Yani direneceğiz hani yeni olan hiçbir şey ya da bize yabancı gördüğümüz hiçbir şey yani bu hep böyle olmuştur. Daha öncesinde de işte akımlardan tutalım yeni anlayışlarda da böyle değil midir? Yani tamam diğerini reddediyorsun tamam bizim şu an reddettiğimiz bir şey yok ayrı bir şey birazcık zorunlu bir koşul ama bizim için yeni olan ve alışkın olmadığımız bir durumu kabul etmekte zorlanıyoruz. Bu da çok doğal bir süreç zaten ama bence bunu belirleyen bazı noktalarda belki işte hani o deneyimleyerek işte Kayhan'ın belki şey söylemesi hani buradan buradan aslında öğrendiklerimi sonraki oyunda başka bir şeye çeviriyorum. Ben de mesela bu aksaların sonraki şeylerini falan mesela oyunları izlediğim zaman şey diyorum. Aa bak böyle şeyler de olabiliyormuş yani. Böyle de düşünülebilir. Yani mesela o işin kurgu kısmı mesela benim yani beni daha çok mesela cezbetti. Ben mesela sevdim yani hani bir oyun yönetsem mesela işin o boyutunun daha çok devreye girmesini istedim yani. Çünkü şöyle görmüyorum. Evet tiyatro ama şu an benim yaptığım şey aslında iç içe geçen bir yapı ve o yüzden o iç içe geçen yapının içerisinde ne yaratabilirim? Mesela beni daha çok cezbediyor. Yani tiyatro gibi değerlendirirsek zaten bence sıkıntı orada. O yüzden belki her performans ya da her izlediğimiz oyun yeni bir şey katıyor ya da işte National Theater'la yani orada izlediğiniz bir şey neticesinde orada yönetmen direkt size burada da aynı durum var. Hani ne göstermek istiyorsak onu izliyorsunuz ayrı bir şey. Ama oradaki teknik ekipman, var olan olanaklar her şey çok daha farklı. Yani işin öyle bir tarafı var. Ama şey bana iyi geliyor. Zaten doğal bir süreç değil ve doğal karşılanmayacak. Hemen de kabullenmeyeceğiz. Çünkü bu zaten başka bir şey. Bu arada çok özür dilerim hocam. Kısa bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Benim söylediklerim üzerinden. Evet yok şey için söylemedim bu arada yanlış anlaşılmasın sakın da. Hani bence de çok güzel bir ara form ve hani bir buluş aslında. Ve hani buradan bir şeyler çıkıyor ve çıkmış. Hani onları zaten şu an düşünüp tartışıyoruz. Şey gibi olmasın hani National Theater oyunu var abi bak orada. Baksana sanki bir şey anlaşılmasın. Onu da belirtmek istedim. Sadece benim de kendi kafamda soru işaretlerim var bu konuyla ilgili ve hani tiyatro kayıt işine şu an mesela bakış açım inanılmaz değişti bu süreç sebebiyle. Yani ve bunu gerçekten artık hani ileride bir iş yaptığımızda, içinde olduğumuzda gerçekten kıymet verip ona göre değerlendirmek gerekiyor bence. Tabii Onur zaten hani aslında senin hani söylemin üzerinden söylediğin bir şey değildi. Ben de izlediğim zaman hani pandemi döneminde wow diyorum ne kadar güzel çekilmiş. Gerçekten hani şeyi ayırt edemiyorsun bazen. Mesela orada izlediğim oyunlar üzerinden tiyatral olanı daha çok görüyorum. Şimdi benim mesela gördüğüm problemlerden biri bu. Yani ama onu da tamamıyla teknik bir yere bağlıyorum. Yani işte mesela Metamorfoz'u izledim hani unuttum şimdi hani tiyatronun adını ama bana göre çok iyiydi yani çekimler. Yani onda tekniğin mesela büyük bir etkisi vardı, kurgunun büyük bir etkisi vardı. Bu birazcık işte şey gibi yani hani Nuri Bilge Ceylan'da film çekiyor ya da başka bir yönetmen de çekiyor ama orada her şey çok daha iyi kurgulanmış ya da hani fotoğraflar çok güçlü. Bununla kıyaslamıyorum ama bizim de bu süreçten öğreneceğimiz çok şey olacak. Yani dediğim gibi ben bir de hani şeyi izlerken diyorum ki aa bunu deneyebilirmişiz, böyle şeyler olabilirmiş gibi yani. Birazcık şey hepimiz aslında şu an sesli düşünüyoruz bizim için evet. Yeni olan şey üzerinden. Ben bir ek yapmak isterim bir de bu süreçle ilgili genelde sorular geldiği için süreç dijital tiyatro üzerinden bir küçük ek yapmak isterim belki. İzleyicilerle tartışmayı buradan başka bir yere de götürebilir. Şimdi tiyatro ile ilgili aslında bu koronadan önce de demin de bahsetti arkadaşlarımız. Aslında dijital meselesi çok uzun yıllardır tartışılan bir mesele. Çünkü mesele şu şimdi tiyatro ne? Aslında belli zamanda, belli yerde ve o anda. O anda aynı zamanda aynı yerde
yapılan şeye tiyatro deniyor sade baktığımız zaman. Aslında mesela şu anda bizim bu yaptığımızda tiyatro diyenler var. Çünkü aynı zamandayız, aynı mekanda değiliz ama hem aynı zamandayız hem de şu anda sizle ilişki kurabiliyoruz. Yani şuna tiyatro diyenler var. Burada tabii kimine diyor ki hayır efendim aynı mekanda da olmamız gerekiyor deniyor. O yüzden kimine göre Zoom tiyatro değil. Hatta o yüzden VR gözlükleri var. VR gözlüklerini taktıktan sonra %99.9 oranında orada olduğunuza ikna olup izliyorsunuz. Ve siz o sanal gerçeklikle beraber aynı zamanda, aynı anda ve aynı mekanda olduğunuzu hissettiğiniz için o zaman şey ortaya geliyor. Gerçek ne? Tiyatro ne? Aynı zaman ne demek? Bütün bunlar yıllardır konuşulan konular ve dünyada da bunun bir sürü farklı örnekleri de var. O yüzden aslında bu şimdi korona bütün bu tartışmaları görünür kıldı. Ve bir yandan da aslında tiyatrocular, kendimi de buna dahil ediyorum, korona çıktıktan sonra konforlu alanını terk etmek istemediler. Yani ve bu konforlu alanı terk etmek istememek dijital tiyatro mu olur, tiyatro sahnede yapılır, hayır efendim biz sahnede o anda seyirciyle buluşacağız gibi bizde bir vücudumuzda öyle bir etki oldu. Sonra baktık korona uzuyor ve hayatta kalmamız gerekiyor ve çeşitli şeyler oluyor. Bunun kötü örnekleri var, iyi örnekleri var ve buradaki ekip adına konuşabilirim ki biz bununla ilgili konforlu alandan çıkıp bir şeyler deneme cesaretini gösterdik. Ve bu iyiliği, kötülüğü, kalitesi tartışılır. Birinci kısım bu tiyatro tartışması. Dijital nedir, ne değildir, zaman, mekan konusu. İkinci tartışma bu National'ın ortaya çıkarttığı kayıtlar üzerine olan tartışma. Aslında National'dan önce Şabühne yıllardır bunu yapan bir tiyatro topluluğu ve 1960'lardan 70'lerden itibaren bunu arşiv niteliğiyle yapan bir grup. Ama National bunu arşiv için yapmıyor. National bunu şu yüzden yapıyor. Londra sahnesine çıkan bir oyuncu Jude Law, Benedict Cumberbatch gibi dünya yıldızları olduğu için bunu Londra dışındaki insanlara da ulaştırmak ve oradan belli bir para kazanmak için 3 kamera, 5 kamera gibi şekilde onu çekip insanlarla buluşturuyorlar. Yani Şabühne'nin yaptığıyla National'ın yaptığı arasında o açıdan fark var. Arşiv, tiyatro çekimi değil, Benedict Cumberbatch, Jude Law böyle oyuncuların oynadığı, James McAvoy gibi oyuncuların oynadığı şeyi öncelikle Londra dışındaki şehirdeki insanlara buluşturmak, para tabii vermeleri koşuluyla. Sonra da Londra dışındaki insanlarla bunu buluşturmak ve karşılığında para kazanmak. Yani aslında kapitalist bir sistem var orada ve o sebeple buluşturuluyor. Onun haricinde niyet farkı da var. Bir yandan orada istediği mesela metni, istediği oyuncularla, istediği şekilde yapan bir grubun oyunuyla, şimdi burada belli bir amaçla sahne ayakta kalsın diye seçilen yazarlarla, seçilen oyuncularla ortaya çıkan bir oyunun aslında şeyi de farklı. Amacı da farklı oluyor. O yüzden bütün bu amaçlarla beraber değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum deyip çok fazla gevezelik yapmam. Kayhan'ın yani dediğinin üzerine bir ekleme daha yapayım bu amaç meselesine. Bunu da değerlendirirsek aslında biraz da bütünü görmüş oluruz. Dijital meselesi girince arkadaşlar üç boyutlu bir mesele de giriyor. Yani bir oyunu nereden izlediğinize kadar bütün hikayeler değişmeye başlıyor. Bunları da tabii bizim hesapladığımız, göz önüne aldığımız şeyler. Yani bir tiyatro oyununu telefondan izleme gibi bir olanak var. Bilgisayardan izlemek var ve bir televizyondan da izlemek var. Şimdi bu üçünden oranlara bakıldığı zaman da kullanım oranlarına yani bilim de bu taraftan hani bizi desteklediği zaman tabii ki o biraz önce Ali Fuat'a da bir hani söylediklerini de ek olarak ona da söylüyorum. Yani bazen yakınlaşmayı fazlalaştırmamızın kendi içerisinde şu an gerçeklerle de alakası da var. Çok uzak kalan planları bugün sıkıntı da yaşayabiliyoruz ekranda. Şimdi bunların hepsi başka bir dijitalin kendi içinde tabii tiyatronun dışında da bir de pazarlama dili var. İşte o pazarlama meselesini biz baz almıyoruz ama seyirciyle buluştuğu dediğimiz noktanın kendi içerisinde bir doğru matematiklerinin olması gerekiyor. Bunun için de bir monolog ya da tirat çok yakından gördüğü için biraz belki o Zoom dediği mesele. Ama unutmamamız gereken bir nokta da şu an insanların bu şurada izlenir gibi bir yaygın kanaati yok. Bu kanaatleri şu an bilmiyoruz.
Tercihler telefondan yana da olabiliyor, bilgisayardan da olabiliyor, televizyondan da olabiliyor. Çünkü şu an bunların birçoğunu veri olarak topluyoruz. Bizim de topladığımız veriler var, anlamaya çalıştığımız yerler var. O yüzden de bunları da göz önüne aldığımız gözden kaçmasın. Onur'un da söylediği bir noktayı da söyledikleri çok doğru tarafları olmakla beraber... Yalnız şöyle bir noktayı da unutmamamız gerekiyor. Tiyatro sadece hani bir oyun bazında baktığımız bir nokta değil yani. Kendi içerisinde derdi olan ve sürekli bir sözü söyleme bir hikayesinin de olduğu bir nokta olduğu için süreci de değerlendirmemiz lazım. Yani bugün peki konuştuğumuz dijital meselesinin gerisine gittiğimiz zaman 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl önce. Yani 300 yıl önce açık havada hiçbir teknolojik imkan olmadan yapılan tiyatro oyununu nereye koyacağız? Bir açık havada ışığın bu kadar önemli olduğu... Bunlar tabii ki soru işareti olsun diye bizler bu tartışmaları açıyoruz. Yaptığımızın... Bu doğrudur üzerinden tartışmıyoruz. Fakat bugün tiyatrodan ışığı sadece çıkarsak birçok insan çok çıplak bir şeyle karşılaşacağını iddia edecek. Doğru ambiyansları bulamadığını iddia edecek. Fakat bunlar yüzlerce yıl bu ambiyanslar yaratılmadan sahnelendi. Yani bugün Antigone'de yapılan izlediğiniz bir oyunda bulduğunuz atmosferlerin birçoğunun, seslerin, müziklerin, çünkü 10 bin kişilik büyük amfilerde oynayan oyunları düşünün. Dijital ekranlar yansıtıldığında oyuncuların mimiklerini gördüğünüz noktaları düşünün. Bugün hani yapılan etkinliklerden bahsediyorum. Yani bunu geriye götürdüğünüz zaman o çıplaklık, sadelik vardı. Bu sadelikten dönüşe dönüşe, eklene. Bugün Cinevizyon'u çok normal karşılıyoruz değil mi tiyatro oyunlarının içerisinde? Bunun bile kendi içerisinde bir dönüşüm olduğunu da eklemem gerekiyor. Yani bir nevi bir noktası şu, tiyatronun kendi içerisinde varlığı önemli bir noktaysa şu anda da o masada olmak için tiyatro zekasını kullanıp araçları devreye sokabilir. Şu anda da araçları istediği açıdan kullanıyor. Bugün sizler de bunlar, bu süreçler uzarsa ve bu denemelerinizi yapmak istediğinizde işte bu farklılıkları eleştirerek, beğendiklerinizi alarak, sorgulayarak, mantıklı bularak, mantıksız bularak, iyi bularak, kötü bularak bunlardan süzgeçler yapma fırsatınız olacak. Sadece national üzerinden ya da yurt dışından bu örnekleri sadece seçersek kendi biraz önce konuştuğumuz kendi özümüzden bu topraklardan oluşabilecek bakış açılarını da biraz sıfırlamış oluruz. Hepsini hızlıca böyle birkaç noktaya eklemek istedim. Yani bir soru işaretinin de önemini kaçırmamamız lazım. Çok teşekkür ederim. Deniz Hocam bayağıdır söz istiyordu. Hala istiyorsa bir sorayım onunla. Merhaba. Ben de çok uzatmak istemiyorum şimdi, biraz şey oldu. Her oyunla ilgili ben de bir yorumumu yapmak istiyorum. Dilerseniz hepsini hızlıca geçeyim, sonra oyun ekiplerinden de üzerine yorum gelirse çok mutlu olurum. Hashtag ile ilgili ben özellikle az önce Nergis Hocam'ın söylediğim üzerine ve bu aslında işte çekim, kamera, olayların üzerine pandemi başından beri izlediğim bütün oyunlarda yaşadığım o soruyu sormak istiyorum yani. Dünkü oyunda da aynı şey kafamı kurcalıyordu çünkü. Mesela hashtag oyununda erkek karakterin kamerayla daha çok oynadığını görüyoruz. Kadın karakterle pek öyle değil mesela. Şimdi burada mesela Berfin Hocam'ın mı yönlendirmesi var? Bu bir tercih mi? Karar verilen bir şey mi oluyor? Yoksa biz aslında genel olarak aslında her oyunda gördüğümüz tiyatronun şu dönemdeki kafa karışıklığı bence biraz görülüyordu yine. Her oyunda ama bence bu görülüyor. Yani bütün izlediğim bir senedir diyebilirim. Hani orada öyle bir karar mı var, yoksa hani oyuncunun aslında tiyatroya olan alışkanlığıyla mı? Bazıları kameraya daha çok konuşabilirken bazılarını daha az tercih ettiğini görüyoruz. Bu sefer ben de mesela izleyici olarak şöyle bir şey oldu. Orada seyirci olmadığını biliyorum ama oraya oynuyor. Bazen kameraya oynayan oyuncuyu gördüğümde de ya ben şu an neredeyim? Şu an bana mı oynuyor? Şu an oraya oynuyor da ben onu mu izliyorum? Ya da işte ikisini birlikte böyle aslında çok akışkan bir şekilde götürdüğünde en iyi
şekilde algıladığımı hissettim. Yani ben de oradayım. Herkese bakıyor ama bana da bakıyor. Herkese oynuyor gibi hissettim. İki karakterde öyle bir kopuş yaşadım. Onu merak ediyorum açıkçası. Hani tercih miydi diye. Bu anlamda şunu da merak ediyorum. Mesela Lan oyunuyla Neme Lazım oyununda. Mesela birinde kameraya tercih edilmiş. Diğerinde o kadar görmüyoruz bunu. Mesela bu da yine bir tercih mi? Yani metin bazında yönetmenin yaptığı bir tercih mi? Niye mesela birinde bu tercih edilmiş, birinde tercih edilmemiş? Yine bunu merak ediyorum. Yani genel olarak kameraya bakma hususu benim aklımı bayağı kurcalayan bir şey oldu bu dönemde. Onun dışında her şeyin her şeyle bir ilgisi varmış gibi de. Ben de giriş kısmından sonra koptum. Yani şu anlamda koptum. Oyun bittikten sonra ya o 20 dakika sonrası neydi ya? Benim oradan bir şey mi çıkarmam gerekiyordu? Bir anlamı mı vardı? Hani oradan bir şey yakalayıp kafamda tutmam mı gerekiyordu? Bir anda 20 dakika öncesine geçerken falan gibi bir boşlukta bitti benim için. Hani şu an oraya mı bağlamam gerekiyordu falan oldum. LAN oyunu için çok gerçekti. Yani şu an beni anlatıyor diyebilirim bir anlamda. Benim de ama oyuncunun orada sabit kalması benim de ilgimi çekti. Yani tercih edilen bir şey mi anlamında ilgimi çekti benim de. Sarmal yine çok doğal ve gerçek geldi. Bunda da en son şöyle bir yerde beni rahatsız etti diyebilirim izleyici olarak. En sonunda işte bir kolla bardak geliyor ve ben orada izleyici olarak kameranın kadrajıyla sınırlıyım. Ama aslında oyuncunun o kadrajla sınırlı olmadığını biliyorum o an. O yüzden benim o kadrajla sınırlı kalmam ama aslında onun öyle olmaması ve aslında belki de o oyuncu, o gelen kişiyi fark etmiş olma ihtimali benim için orada en son kısımda o doğallığı yitirten bir şey oldu. İzleme açısından. Evet, bu kadar diyebilirim. Tamam hocam. Şimdi nasıl yaparız bilmiyorum. Çok ya bütün oyunlardan bahsedeyim Deniz hocam. Ben biraz o zaman hashtag'den yani hani kendimce neden öyle kullandığımı söyleyeyim. Diğer arkadaşlar da kendi oyunlarıyla ilgili belki söylesinler. Hani belki hashtag üzerinde Nergis'te konuşmak isterse ya da Serkan'da Sarmal'la ilgili konuşmak isterse onlar da ekleme yapsınlar. Bu arada Meltem yani düşmüş internetten bana normalden mesaj attı. Hani çok özür diliyor, sevgilerini gönderiyor. Önemli değil. Yani o iki gündür aslında bağlantı problemi yaşıyordu. Şimdi kopmuş tekrar yani hani interneti. Yani şöyle bir durum aslında hashtag özelinde ya oyunun hem Sülütyo'da geçmesi ve hem bir anlatı olması. Ama mesela Sarmal'da anlatıdan ziyade bir daha dramatik olan bir yapı var. Bu iki oyun hem oyunculuk üslubu olarak hem de yapı itibariyle benim için ayrışan noktalar. İşte hashtag daha bir tık daha grotesk bir yerde duruyordu benim için oyunculuğu. Ama tabii ki işte bunu şeye aktarırken, kameraya aktarırken belki Nergis'in oyuncu olarak yaşadığı şeyi ben de yönetmen olarak ya acaba daha abartılı olur mu? Çünkü ben onu zaten hani kurarken evet bir tık daha grotesk olmasını istemiştim ama kamera devreye girince ya şimdi hani aslında kötü gözükür müyü düşündüm. Düşünmedim değil. Ama şöyle bir durum vardı benim için. Şöyle diyeyim. 2004 yılından beri aktif olarak tiyatronun içerisindeyim ve hemen hemen bütün oyunlarımızda anlatı var ya da hikaye anlatıcılığı. Belki benim gelmiş olduğum kültürden de kaynaklı. Ben bunu oyunlarımda şöyle kuruyorum. Benim için üçgen bir yapı var. Ve bu üçgen yapının son noktasını oluşturan şey seyircinin kendisi. O yüzden benim için burada seyirci olmayabilir ama seyircinin yerine kamerayı koydum. Ve oyuncu anlattığı her şeyi kameraya oynamasını istedim. Ama sadece şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani hani tabii ki bu oyunları üslup açısından yani üslup olarak hani ayrıştırabiliriz. Bunu hashtag'de böyle olmasını daha çok tercih ettim. Ama mesela orada Cemal'le işte mesela erkek oyuncunun daha çok mesela ilk sahnede bedenini daha çok üst kısmını görmemiz biraz teknikle alakalı bir şey. Onu belirteyim. Bana gelen çekimlerle alakalı bir şeydi. Çünkü ben de onu bazı noktalarda genel görmek istedim ama bir takım sıkıntılar oldu. Ama hani bu şey şu değil. Bunu şundan dolayı da söylemedim.
benim tercihim diğeri olurdu. Oyuncuyu kısmı olarak tamamen görmek üzerinden olurdu. Ama ben izlediğim oyunlar üzerinden hani şeyi söyleyebilirim yani hani evet bu benim tercihim. Ben bu beni tatmin etti. Budur yani. Okey, razıyım. Çünkü ben öyle düşünüyorum. Benim için %75 ikna olduktan sonra işin %25'lik kısmı benim için teknik ve sonrası da zaten seyirciye ait olan bir şey. Yani söylediğin soruyu belki hani şöyle cevaplayabilirim. Benim için orada kamera bir seyirci. Ama sarmal üzerinde de zaten aslında oynanılan oyuna biz şahitlik ediyoruz. Aslında bir evi gözetliyoruz. Orada yine aslında kameranın kendisi benim için seyirciydi ama oyunculardan böyle bir şey istemedim yani hani. Buraya oyna ya da kameraya oynayı istemedim yani. Ama şu vardı, evet ben Nergis'in orada nasıl oynadığını görüyordum ya da Cemal'in nasıl oynadığını görüyordum. Ama kameranın açısını da gördüğüm için zaten istediğim şey oydu ve ben istediğim şeyi aldım. Ama bu yüz yüze oynansaydı yani bütün yönettiğim oyunlarda yaptığım şeyi şunu söyleyecektim. Orada seyirci var ve onu gör. Yani bana bir duvar kurma yani. Onun gözlerinin içine bak ve onu anlat yani. Çünkü ben böyle kuruyorum ve böyle daha yani ortada bir anlatı varsa ve seyirci benim bir parçamsa, bu hikayenin bir parçasıysa ben onu görmeliyim, dokunmalıyım. Onun beni hissetmesi için gözlerime bakması lazım. Benim de onun gözlerine bakmam gerekiyor. Bilemedim yani ne kadar cevap olabilir ama kendi bakışım ya da kurmak istediğim yer buralardan hareketle girdiğim bir şeydi yani. Yani diğer arkadaşlarımız da eklemek isterlerse Nergis de Serkan da onlar da hani şey yapabilirler. Beni tamamlarlar belki. Teşekkürler sorun için dediğiniz. Ben de teşekkür ederim. Yani aslında yabancılaştığı kare açısından benim açımdan yapabileceğim bir şey yok. O tercih de senin de tercihin değil galiba. Ya da senin de mi tercihin bilmiyorum ama son kare de yabancılaşmış galiba. Benim görünmediğim, elimi uzattığım karede yabancılaşmış. Onun dışında sarmalı bir şey söylememişti. Onda evet, evet. Benim de cevap verebileceğim bir şey yok orada. Orada yönetmenlerin tercihi yani. Ama yani şundan bahsediyor finalinde. Beni görüp görmemen de önemli değil. Orada sarmal kelimesinin de anlamıyla ilgili bir kahve uzanıyor. Yani çay uzanıyor pardon. Oyun zaten çay koyayım üzerine. Çay uzanıyor ve acaba tekrar oturup düşünecekler mi? Geriye dönecekler mi? Ayrılmayacaklar mıya kadar dönen bir sarmal mı bu acaba? Hani iyi sorgulatan bir şeydi o. Verilmek istenen mesaj o. Ama bazen de yabancılaşmak iyidir. Oyunun genelinden keyif aldıysan samimi bir şekilde geçtiyse amacımıza ulaşmışız demektir diyebilirim. Bu kadar. Teşekkür ederim. İlker abi bayağıdır bekliyor İlker abiye bir söz vermek. Pardon. Ondan önce her şeyle bilgisi varmış gibi geliyor. Oyunuyla ilgili o 20 dakika meselesiyle ilgili cevap vermek isterim. Evet, tam da onu aklınızda tutmanızı talep ediyor oyun. Evet, tam da her dakikayı evde izlemenize rağmen, çay, çekirdek, içki ya da patlamış mısır yemenize rağmen belli bir yoğunlukla izlemenizi talep ediyor. Çünkü dijital izleme alışkanlıkları çok değişti. Ben de kafam kaldırmadığı zaman Hollywood filmlerini seven biriyim, aksiyon filmleri izleyebiliyorum. Ama bu bir tiyatro metni ve tiyatro sahnesi üzerine işin yazılmış bir metin. Ve onun dijital versiyonunda da sizden belli bir konsantrasyon ve belli bir yoğunlaşma bekliyor. O yüzden tam da öyle bir metin. Evet, onu düşünmeniz, onun aklınızda kalmanız, her saniye bunların söylemediği şeyler nedir demenizi talep eden bir metin. Ama her izleyiciye göre bir metin değil tabii deyip onunla ilgili de cevap vermek istedim. Çok sağ olun. İlker abi. Teşekkür ederim. Güzeldir. Öncelikle bütün ekibe teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok zor bir zamandan geçiyoruz. Çok boğucu zamanlar. Herhangi bir iş için motive olmanın ve herhangi bir işi başarmanın gerçekten zor olduğu zamanlar. Böyle bir zamanda bu kadar geniş bir ekibin gönüllü olarak bu işin altından kalkması ve bence başarılı bir şekilde kalkması takdire şayan.
Öncelikle onu bir belirteyim. Sonra şunu ekleyebilirim. Oyunların genelinde bir kere müthiş bir duygunun öncelikle metinlere geçtiğini gördüm. Yani acayip bir duygu yoğunluğu vardı seyrettiğim bütün oyunlarda. Adeta bu sürecin o bütün boğuculuğu, sıkışmışlığı yazarların tüm samimiyetiyle metinlere akmış. Ve oyunlarda oyuncularla birlikte bunu yani bana çok samimi bir şekilde geçti. Ve zevk aldım seyrederken. Açıkçası pandeminin başından beri bu dijital işlere pek ısınamadım. Yani seyredemedim. Çoğunluğunu bitiremedim başlayıp falan. Ama bu ilk defa bu işi beğenerek seyrettim. O açıdan da tebrik etmek istiyorum tüm ekibi. Bir de bu yani seyrederken bu kamera kullanımı vesaire falan biraz insan ister istemez üzerine düşünüyor. Sanırım kamera kullanımında iki tercih var. Yani sinematografik olanın öne çıkarılması ya da teatral olanın öne çıkarılması. Bu da aslında çok bilinçli şekilde planlanması gereken ve bir görüntü rejimiyle düzenlenmesi gereken bir şey. Bir parça onda bir kafa karışıklığı hissettim. Yani demin Deniz'in örnek verdiği işte oyunun sonundaki işte çay bardağının uzanması sinematografik bir tercih. Güzel bir sürpriz. Hani hiçbir şekilde rahatsız etmedi. Ama mesela LAN oyununda oyuncuyu arkadan görmek bende mesela mekan algısını oluşturdu. O da o açıdan hoşuma gitti. Yani burada bir sahne var, işte boş koltuklar var ve bir oyuncu bir performans sergiliyor. Sürekli bunu bilinciyle seyrettim. Ve bu benden hiçbir şeyi kaybettirmedi. Yani benim bana geçen duygudan, oyunun yoğunluğundan hiçbir şeyi kaybettirmedi. Ama belki oyun bazında verilmek istenen duygu, duyguya göre bu aynen dramaturji yapar gibi görüntü rejimi üzerine de belki baştan düşünülebilir. Hani bunun istikrarlı bir şekilde ya da ne bileyim bilinçli bir şekilde düzenlenmesiyle ilgili daha ayrıntılı düşünülebilir gibi geldi. Teşekkür ediyorum tüm ekibe. Çok sağ olun. Bir şey söylemek isteyen vardır diye bekliyorum. Yorulduğunuzu tahmin ediyorum. Çok uzun süredir ekran başında oturuyoruz. Son bir soru var Onur'un sormak istediği sanırım. Sonra sanırım bitiririz. Ufak bir şey söyleyecektim de yani soru değil de konuşulanlar üzerinden. İlker abinin söylediği meseleye aslında yakın bir şey. Aslında benim söylemek istediğim biraz şuydu, hani aklıma biraz o örnek geldiği için verdim. Kesintisiz akan bir tiyatro oyununun hani iyi bir çekimi olduğu için sadece. Yoksa hani amaç veya şey doğrultusunda değildi, yanlış anlaşılmasın. Gerçekten tekrar emekleriniz için, çabanız için ve samimiyetiniz için teşekkür ediyorum herkese kendi adıma. Ve onu belirtmek istemiştim. Yani burada yola çıkış noktası olarak bir tiyatro oyunu öngörüldükten sonra yapılan sinematografik tercihlerin belki yapılmadan hani o şekilde devam edilip çekimi de yine o sinematografik hassasiyeti koruyarak yapılmasıyla nasıl bir şey ortaya çıkabilirdi üzerinden bir yorumdu benimki aslında. Sadece hani onun bir altını ufakça çizmek istedim. Çok teşekkürler. Azal söz istiyor. Ben teşekkür etmek için söz aldım aslında. Ben de ODTÜ oyuncularındanım. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda şu anda
online'da paralı gösterilirken şenliğe katıldığınız için de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bu kadar. Sanıyorum ki başka soru yok. Sizi de daha fazla yormak istemiyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Teker teker ayrı ayrı. Kırmadınız bizi, geldiniz bugün buraya. Kadıköy Boğa sahneye de size de hepinize çok teşekkür ederim. ODTÜ oyuncuları adına. Bizim için çok keyifli bir söyleşiydi. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Aa, Elif de buradaymış. Elif, gördüm seni. Bizim için de keyifliydi. Teşekkür ederiz böyle keyifli bir söyleşi yaptığınız için. Ama bir şeyi yanlış anlamadığımızı düşünün. Bizler de daha sık konuştuğumuz ve görüştüğümüz için kaçmasın. Bizler de konuşuyoruz ve tartışıyoruz. Sorulara, soru işaretlerine, beğenilmeme gibi... Yani çok fazla merkezi bir yere taşıdığımız hiçbir duygumuz yok. Bu deneme, araştırma, daha iyi neleri oluşturabiliriz? Bugün yaptığımız tartışmalar, bunların hepsi aslında şu an hizmet ediyor yaptığımız işe. O yüzden de bu kıymetli bizim için de. Biz teşekkür ederiz. Umarım her şey keyifli geçmiştir. Çok sağ olun. Hepinizin ağzına, emeğine sağlık. Teker teker, tekrar çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum herkese. İmarlı biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Emeğinize sağlık. Okay? But you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn. You must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, what's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too. I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too. I'm sorry. I had a friend kill himself over some who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like what you did with Rockets too, that was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan. Outside the concert, you didn't have to, but you could have signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man. He's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you 4 hours and you just said no. That's pretty, man. You're like an idol. He wants to be just like you, man. He likes you more than I do. I ain't that mad, though. I just don't like being lied to. Remember when we met in Denver? You said if I write you, you would write back. See, I'm just like you in a way. I never knew my father neither. He used to always cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your songs. So when I have a day, I drift away and put them on. Cause I don't really got help, so that helps when I'm depressed. I even got a tattoo of your name across the chest. Sometimes I even help myself to see how much it's like adrenaline. The pain is such a
sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim. No one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man. I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too.